Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman 100 alacağımız yazılımıza vakit kaybetmeden başlayalım. 1. sorumuza baktık. Şekildeki belirtilen kesrin oranını yazınız. Şimdi boyalı orana göre tamamından bahsediyor arkadaşlar. Öncelikli olarak bir şekildeki kesiri yazarken pay ve payda dediğimiz iki kısım vardır. Peki hocam pay nedir payda nedir? Bakın payda dediğin kısım nedir biliyor musun? Şekil kaça bölünmüş? Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman payda kısmına 8 yazacaksın. Peki hocam pay nedir? Pay senin aldığın. Yani kaç tanesi boyanmış? E bakıyorsun bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyanmış. Yani bu şeklin oranı 6 bölü 8'dir. Aynı şekilde sadeleştirirseniz arkadaşlar yani 2'ye bölerseniz 3 bölü 4'tür. Yani son olarak 3 bölü 4 ya da 6 bölü 8 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci sorumuza yukarıdaki işlemi yapınız demiş. Ha, şimdi hocam ben virgülle işlemleri yapamıyorum diyorsan şöyle diyeyim ben sana. Virgülü görme. Arada kargocu geldi arkadaşlar. Kapı çaldı bir anda dersi durdurdum oraya gittim. Ne anlatıyordum onu da hatırlamıyorum. Dediğim şeydi virgülleri alt alta getireceğiz ya da virgülleri ortadan kaldıracağız. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi mesela 8.05 ya bu sayıyı 805 olarak düşün. 9.12 ya bu sayıyı da 912 olarak düşün ve topla. Hadi toplayalım. 5 ile 2'yi topladık 7. 0 ile 1'i topladık 1. 8 ile 9'u topladık 17. Şimdi geldik asıl önemli noktayı. Hocam bundan sonra virgülü nasıl koyacağız? Bak şöyle koyacağım. 8,05'in virgülü neredeydi? Burada. 9,12'nin neredeydi? Burada. Hemen altına indir. Aa! O zaman bu sayıların toplamı 17,17'ye eşit olacakmış. Ne güzel sayı yazmışım. 17,17 17 olacak. Şimdi geldik. Yukarıdaki kesirlerin altlarına noktalı yerleri kesirin anlamlarını rakamlarla yazınız. Şimdi yani aslında bize pay ve payda kısmını yazmamızı istiyor. Neydi? Alt tarafta bulunan kısım payda. Yukarı tarafta bulunan kısım pay olacaktı. Payda neydi? Kaça bölündüydü. Peki ilk şeklimiz kaça bölünmüş? 1, 2, 3'e bölünmüş. O zaman 3. Yukarı tarafta yani kaç tane boyalı var? 1, 2 tane boyalı var. 2 bölü 3. Geldik buraya. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3 tanesi boyanmış. Buraya geldik. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Kaç tanesi boyalı? 1 tanesi boyalı. Buraya da baktığımızda Bakın bu tarz karmaşık yerleri sayarken belirli bir sınır belirleyin kendinize bura gibi. Oradan sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4 tanesi boyalı. Yani 4 bölü 8 kesirine sahip. Tabi bu tarz şeyleri yazdıktan sonra da sadeleştirme yapmayı. Mesela 4 bölü 8 yerine 1 bölü 2 şeklinde yazmayı da unutmayın. Devam ettik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 200 sayısının yüzde yirmisini hesaplayınız. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kolay yoldan bir yöntem anlatayım size. Yüzde yirmi. Bak adam ne demiş? Yüzde yirmi demiş değil mi? Yüzde yirmi. Soru da ne soruyor bize? 200'ün yüzde yirmisi yani 200'de kaç olacaktır? 2 kart attığı için 200'de ne olacaktır? 40 pardon 400 yazmışım 40 olacaktır. Yani bir tane de %20 ise 200'de de 40 olacak. Hocam bunun kolay yolu var mı? Şimdi bura kolay yol ama işlemsel olarak yaptığımızda 200 sayısını yani sayımız çarpı yüzdelik oran bölü 100 yani 200 sayısını 20 bölü yüzde çarpacağız. Hocam niye 20 bölü 100? Çünkü %20 demek arkadaşlar 20 bölü 100'e eşit demektir. Yani adı üstünde %20. Bununla çarptığımız takdirde 0, 0'ı götürür. 0, buradaki 0'ı götürür. 20 ile 2'yi çarparsınız. Sonuç yine aynı 40 olur. Bakın alt tarafta 80 sayısının %40'ını hesaplayınız demiş. Aynı şekilde burada da yapacağınız işlem 80 sayısını yazıp 40 bölü 100 şeklinde yazacaksın. E 0 0'ı götürdü. 0 0'ı götürdü. 8 kere 4. Ne yapar? 32 yapar. Ben size kısa yolu söyleyeyim mi? Bak bu 0'ı sil. Bu 0'ı sil. Geriye ne kaldı? 8'de 4. 8'de 4'ü çarp. Sonuç 32 şeklinde de hesaplayabilirsin. Bu da K'nın mantığı hızlı yöntemden yapabilirsin. Şimdi ahanda geldik. Asıl önemli nokta ya. Yukarıdaki şekillerin anlamlarını yazarak gösteriniz. Hmm. Hocam ben bu sayı doğrusundaki oluşan doğru gibi, doğru parçası gibi, ışın gibi işlemleri yapamıyorum. Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen anlatıyorum. Size ben desem ki, ya güzel kardeşim, bana bir sayı doğrusu çiz desem, ne yaparsın? Tabii ki de hocam hemen çiziyorum. Şöyle bir iki taraf ok işareti olan sayı doğrusu çizersin. Buraya artı dersin. Buraya eksi dersin. Değil mi? Ha. Bu şekil hangisine benziyor yukarıdan? Aynen şu şekilde. O zaman bu şekil bir doğru şekli midir? Evet. Gösterim olarak da arkadaşlar bu şekilde A B yazarsınız yukarı tarafına iki tarafına doğru da ok işareti koyarsınız. Tamam bunu öğrendik. Peki ben sana desem ki bana 1 ile 3 arasındaki sayıların parçasını al desem. 1 ile 3 arasındaki sayıların nasıl yaparsın? Gelirsin buraya şöyle yuvarlak yaparsın. 1 dersin. Buraya yuvarlak yaparsın. 3 dersin ve şöyle ortayı karalarsın. E bu şekil sana tanıdık geldi mi? Evet hocam geldi. İlk baştaki şekile bakarsan bu şekilde aynıdır. Yani bir doğrunun içerisindeki küçük parça ne olacaktır? Doğru, doğru parçası olacaktır. Ha bunu da bulduk mu? Bulduk. Gösterim olarak doğru parçasında. <laughs> kapalı olan yer arkadaşlar kapalı parantezde gösterilir. Yani iki tarafı da kapalı olduğu için AB kapalıdır. Peki geldik yan tarafta. Hocam hadi doğruyu buldun. Doğru parçasını buldun. Bize ışını nasıl anlatacağım? Baksana ışını dikşin dikşin anlatırım. Nasıl anlatırım? Diyelim ki eline bir tane lazer aldın ya da lamba aldın. Tamam mı? Lazer nerede? Burada. Işın nasıl gider? Aha da böyle gider. Gördün mü? Işık, ışın aşağı yukarı aynı anlamları ifade eder. Yani buradan da aklında kalır. Bu da dıkşın dıkşın ışın olacaktır. Burada da kapalı olan kısmı yani A kısmına kapalı parantez B kısmını normal bir şekilde yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi geldik arkadaşlar. Yukarıdaki şekillerin anlamlarını yazdık gösterdik. Peki şöyle diyor bize. Yukarıdaki boşluklara uygun durumları yazınız. Çakışık, paralel ve kesişen olarak sözlü. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Hocam öncelikli olarak paralel. Paralel nedir biliyor musun? Birbirleriyle hiçbir şekilde çakışmayan, aynı üstten çalışıyor gibi alttan da çalışan, hiçbir bağlantısı olmayan, sonsuza kadar birbirleriyle kesişmeyen yapılardır. Yani burası paraleldir. Peki paralel anlatırken şöyle bir şey dedim. Dinlediniz mi az önce? Sonsuza kadar kesişmeyen. Ha, kesişmek nedir? Kesişmek biri sağdan geldi, biri soldan geldi, ortada buluşuyorlarsa burası kesişendir arkadaşlar. Yani burası kesişen olacaktır. Orta kısmı da kesişme noktası olarak ifade edilir. Kesişme noktası hocam niye bunu anlatıyorsunuz yani niye kesişme noktasını anlatıyorsunuz derseniz yarın çakışıkla kesişeni karıştırırsanız buradaki kesişme noktası aklınıza gelir ve soruyu kolay bir şekilde çözersiniz. Yan tarafı da üstüne birbirlerine ne yapmış çakmışlar yani çakışık bunu iki tahtayı üst üste çakmak gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi geldik yukarıdaki açıların adlarını yazınız. Açılarımıza. Hmm, nasıl açılar? Bizim üç tür açımız var. Bu üç tür Allah'ım açılarımız dar, dik ve geniş olmak üzere üç tür açımız var. Açımız değil ha. açımız var. <laughs> Ramazan ayında ders çekerse arkadaşlar oruçlu oruçlu bazı kelimeler böyle çeşe çıkabiliyor işte olabiliyor ya artık affınıza sığınıyoruz geldik şimdi 3 tane açımız var bizim. Dar, dik ve geniş. Peki bunlar hangi özelliklere sahip? Dar açı 90 dereceden küçük olan açılar. Dik açı 90 derece olan açılar. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılardır. Şimdi bunu bulduk. Peki hocam bu 90 ne? 90 derece. Bakın böyle dikey bir şekilde birbirleriyle kesişen noktaya yani burasına biz 90 derece deriz. Yani burası diktir. Peki hocam 90'dan küçük 90'dan büyük nasıl anlayacağız? Bak iç tarafa doğru şuradaki dikeç iç tarafa doğru yatıyorsa burası dardır. Dış tarafa doğru açılıyorsa burası geniştir. Yani baktığında aslında burası mesela 30 derece gibi aşağı yukarı ha sallıyorum böyle bir açıya sahip. Yani burası dar. Ama burası mesela 130 derece gibi bir açıya sahip. Daha da büyüdüğü için geniş açıya sahiptir. Peki geldik 8. sorumuza. Hocam biraz zor bir soru mu? Yok, çok da zor bir soru değil. Hafif kolay bir soru. Peki bu soruyu nasıl yapacağız? Yanda bulunan açılara göre DAB açısının değerini yazınız. Arkadaşlar öncelikli olarak buralar E ve F aslında birbirlerine paralel olarak gittiği için burası 62 derece ise alt taraftaki bulunan yer yine 62 dereceye sahiptir. Çünkü bunlar paralel bir şekilde kesiştikleri için arkadaşlar o doğrular ilerledikleri noktada karşılıklı olarak makas mantığıyla Burası kaç derece ise burada o derecedir. Aynı şekilde bir doğrunun açısı kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? E burası 132 ise 180'den biz 132'yi çıkarırsak ne yapar? 48 mi yapar? Herhalde 48 yapar aynen. 40'ı koysak evet 48 yapar doğru. 48 şeklinde burası olacaktır. Peki hocam geriye kalan şuradaki soru işaretini nasıl bulacağız? Üçgenin iç açıları toplamı kaç? İç açı toplamı 180 derece, değil mi? E tamam, bize iki açıyı vermiş. Yani bu iki açıyı toplayıp, biz bu iki açıyı toplayıp, bak toplama ha, bu iki açıyı toplayıp 180 dereceden çıkarırsak buradaki açıyı bulabiliriz. E o zaman toplayalım. 62 ve 48 açılarını topladığımızda ne yapar? 110 derece yapar. 180 dereceden biz 110 dereceyi çıkarırsak geriye 70 derecelik bir açık alacaktır. Ve burası 70 derece olacaktır. Size bir şey söyleyeyim mi? 100 alacağımız sınavımızın yazılı örneği burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlık koçaman koçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Genliğinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf İngilizce dersi senaryo 1'in sorularının çözümüyle karşınızdayız. Hadi vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Baktık uzun bir metin. Bu tarz arkadaşlar sorularda öncelikli olarak sorunun Türkçe ne demek istediğini kesinlikle anlamanızda fayda vardır. Onun için gelin hep birlikte soruyu bir Türkçe'ye çevirelim. Demiş ki Mary and Jane demiş. Bu iki kardeşim Dear Doktor K klinik today. Doktorun kliniğine onlar da klinik ya. Hani biz hastaneye gidiyoruz Onlar kliniğe gidiyor. Bugün gitmişler. Sonra demiş ki the doctor fill in the form about them. Onlara bir tane form vermiş. Sonra read the conversations and complete the form coracle demiş. Bu demiş formu doldurdular. Siz hatta buradan dolduracaksınız. Sonra One picture in the extra. Yani aşağıda bulunan picture'lardan buradaki resimlerden bir tane picture fazla. İki tanesi biri Mary'e ait biri Jane'e ait ve hastalık ve hastalığın türünde ne yapmamız gerektiğini buradan bakın demiş. Gelelim doktor amcamıza. Doktor amca demiş ki Hello Mary. Merhaba Mary. What's wrong with you? Ya kardeşim senin derdin ne? Neyin var demiş. O da demiş ki I don't feel well today. Bugün hiç iyi hissetmiyorum kendimi. I have a runny nose. Yani diyor ki burnum ahi benim demiş. Sonra o da demiş ki. Hmm I see. Görüyorum. Sürüklerden anladım burnunun aktığını demiş. Let me check. Kontrol edeyim. You have the flu. Biraz da garip gibisin demiş. Bak ne demiş. Garip gibisin demiş. Sonra burnu da akıyordu şurada. Burnu aktı. O oh, Ken, I go to school ben demiş okula gidebilir miyim o kadar eğitimi seviyor ki okula gitmeyi düşünüyor o da demiş ki hayır 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 gitmemelisin haplarını alıp hastanede kalmalısın demiş bak haplarını alıp stay in the hospital tuning yani bugün hastanede kalmalısın demiş Mary de demiş ki thank you Mary's bell. Ha bu ablaymış ya. Ben de şey zannettiğim bir amca zannettiydim. Ablaya demiş ki go şuruk abla doktor amca doktor bayan kişisi demiş. Şimdi buradan baktığımızda Mary'nin hastalığı ne? Burnu akmış. O zaman resimler içerisinden burnu akan sümüklü Mary buradır. Devam ettik. Mary ne yapacaktı? Hastalıkla ilgili yapması gereken neydi? Hastanede ilaçlarını alıp hastanede kalması lazımdı. Yani buraya Mary gelmesi lazım. İkinci metine geldik. Şimdi dedik ki Jane'e bir bakalım. Jane demiş ki doktor amca good morning how can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ha gene ablamız varmış. Ablamıza demiş ki merhaba Mr. Bell ablamız. I work long hours on the computer. Bilgisayar karşısında çok çalışıyorum. And ve demiş. I have a terrible pain in my back. Sırtım demiş. O kadar ağrıyor ki kuluçlarımı gırsalar şu anda kendime gelirim demiş. Doktor da demiş ki tamam o zaman ilacım ilacı gerek yok. Gel ben sen kulucuğun kırayım demiş. Yok dememiş tabii ki de. Sırtı ağrıyormuş. Sırtı ağrıyormuş. Sonra hmm, you have a back hurt yani sırtın ağrıyor senin. Evet you should yapmamalısın. Sit in the chair for two days. İki gün diyor bak two days iki gün yapmamalısın sit oturmamalısın nereye sandalyeye diyor ki iki gün sandalyeye oturmamalısın o da demiş ki o tamam abla oturmam o iş bende sonra doktor demiş ki the Do demiş, deals demiş, exercises at the home regularly. Yani sana birkaç egzersiz yapacağım. Bunları evde yapacaksın ve kendini daha iyi hissedeceksin. O da demiş ki thank you so much. Teşekkür ederim. Ablacığım demiş. Ellerini öpmüş. Gitmiş. Şimdi Jane kardeşimize baktığımızda neresi ağrıyordu? Sırtı ağrıyordu. Resim içerisinde burada. Peki Jane kardeşimiz ne yapacaktı? Evde egzersiz yapacaktı. Yani buradaki çay içme, t içme ya da diş ağrısı. Bunların resimlerinin yukarıdaki metinde karşılığı yok. Devam ettik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzdaki karakter Lola'ymış. Lola'ya bir bakalım. Lola şimdi ne yapmış? Soruyu bir okuyalım. Lola sees her doctor demiş. To take a health report. Sağlık raporu alacakmış. Yeni okulu için doktordan sağlık raporu almaya gitmiş. Sonra her is the list Lola the Elon is e demiş last four years Lola'nın dört yıllık hastalık grafiğini görsellerini bize vermiş. Look at the visually and feel the healthy report the correct. Yani diyor ki buradaki diyor hastalıkların resimlerine bakarak alt taraftaki formu Lola'nın hastalık formunu doldurun. Peki bakalım. Şimdi Lola'ya baktık. Yıl yıl burada hastalıklarını vermiş. 2021 yılına baktığımız zaman Lola'nın ne yapıyormuş arkadaşlar? Burada bir dişlerinde kocaman bir ağrı varmış. O zaman baş harfini de verdiği diş ağrısı ne olacaktır? Tut h olacaktır. Yani tut elimden al götür beni diyeceğiz. Şöyle büyük harflerle yazayım arkadaşlar. Tut h olacaktır. Sonra devam ettik. 2022 yılına baktığımızda Lola çok hastalık geçirmiş. Burnu akmış, grip olmuş, ayağını kırmış. Her şey var. Yani öncelikli olarak C harfini verdiği için cold, soğuk algınlığı. Daha sonra da broken yani ayağı kırmış. Nereyi kırmış? Leg dememiz lazım. Ayağını kırdı dememiz lazım. Sonra devam ettik 2023 yılına geldiğimizde Lola burada ateşi çıkmış yani fever ve daha sonra da ne olmuş gızamık çıkmış measles olması lazım. Bunları da yazalım fever ateşlenmiş daha sonra da gızamık olmuş measles olmuş. 2024 yılına geldiğimizde daha az bir ağrıyla küçücük bir garın ağrısı çekmiş. Herhalde ishal olma ihtimali çok yüksek. Ama biz buna şöyle söyleyelim. Garın ağrısı diyelim. Garın ağrısının İngilizcesi neydi arkadaşlar? Stomach olacaktır. Dikkat ederseniz bakın ağrılarda bir H'i görebilirsiniz. Burada yok şu şurada varmış. Ağrılarda bir H görebilirsiniz. Hatta H H karşınıza çıkar. Aklınıza bulunsun. Sonra geldik bir film grafiğimiz var. Maymunlar cehennemine benzeyen bir film ve şöyle söylüyor. Look at the film poster. Film posterine bak. Ve diyor Bell of the Empty As for the questions. Soruları cevapla diyor üstündeki bilgilerle. E bakalım filmin ismini vermiş. Ed in the Burst Forest. İşte any action move playing at the Sun sinemada Johnny oynayacakmış arkadaşlar karakterler. Charlie, maymun Charlie. Papi Papi neymiş? Zürafaymış saatte 10'da oynanacak. Peki sorularda ne diyor? What is the name of the movie diyor. Yani filmin ismi ne diyor? Filmin ismi. It is. Filmin ismi. It is. Ne olacak arkadaşlar? E, D, D, I, M. Yukarıdan bakarak yazıyorum. Dimpros Tabii ki de kötü yazmış da olabilirim. Forest Dur. Yanlış yazdık. Bak gördün. Forest şeklinde olacaktır. Yani filmin ismi It Is koyduktan sonra filmin ismini yazabilirsiniz. Yukarı ile işimiz bitti. Ondan dolayı şöyle buradaki bilgilerle sorularımıza devam edelim. Geldik B kısmına. Demiş ki what kind of movies it is demiş. Yani demiş ki kardeşim bu filmin türü ne demiş. Filme baktın ne film? Bir sinema animasyon filmi olduğu için zaten burada da animation diye yazmış. O zaman şöyle diyoruz. Film olduğu için it izi yazıyoruz. En diyoruz. En diyoruz. Ne diyoruz? Animati on bir animasyon filmi diyoruz. Devam ettik. C kısmına geldik. What time is the move diyor. Saat kaçta kardeşim bu film diye bize soruyor. Biz de diyoruz ki kardeşim it is. Bak hep it is ile başlıyoruz. At diyoruz. Saat diyor. Ten diyor. Bak yazmış burada. Ten demiş. Okul oh, ok demiş ya. Okuma yazman varsa saat onda olduğunu görebilirsin. Sonra devam ettik. Where is the muse on diyor. Film nerede diyor. Ya Şurada kocaman yazmış. Sun sinemasında Güneş sinemasında bize bu filmin olduğunu söylemiş. Yani demiş ki it is on at the sun cinema sinema diye bize zaten söylemiş. Bunu da yazdıktan sonra doğru cevapları vermiş olursunuz. Geldik arka tarafta yine film ve film türleri ve yine bulmacalarımız bizi bekliyor. Bakalım bu bulmacalarda karşımıza ne tür bir soru çıkacak? Read the bilgileri oku diyor ve soruları puzzle'ları yani bulmacayı cevapla diyor. Baktık Adams demiş ki Are o oh, harika mükemmel. Bu demiş benim favori filmim. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Baktık favori film. Böyle cızgılı mızgılı bir film. E zaten Adams'a da baktın. Niye de burada gıvırcık Adams da burada aşağıda gıvırcık. E böyle cızgılı mızgılı bir filmse burası ne olacaktır? Garton olacaktır. Ben zamanında arkadaşlar Fransa'ya gittim. Orada ilk öğrendiğim kelime kartondu biliyor musun? Çok güzel söylüyorlardı. Çok bayılıyordum. Oradan da hakkınıza gelsin. Komedi ise karton. Şimdi Adam'ı bitirdik. Geldik Cindy varmış. Cindy de demiş ki Movies bu film are my favorite. Benim favorim. They are exciting and adventurous. Yani benim için heyecan verici ve çok maceracı. Baktık film nerede geçiyor? Uzayda. Uzayda geçiyorsa bu insanın kafadan kurduğu bir film olabilir mi? Olabilir. O zaman burası bilim kurgu filmi olan Science. Durun lan yanlış yazdık. Niye oldu? Science. Aha. Nereye yanlış yazdık? Science fiction olması lazım. Bir yerde vallahi hata yaptık arkadaşlar da. Fiction. E. Science'ı niye yanlış yazdık? CNC. CNC. E. Allah Allah. Ben mi yanlış yazdım ya? Neyse. Boş verelim. Science nasıldır ya? CNC. -c. Her zamanki bildiğimiz kelime. Neyse buna bakacağız. Geleceğiz. Dur hemen bakayım da gelin. Evet ben bilimle karşılaştığım için arkadaşlar yanlış yapmışım tabii ki de hata yapabiliriz. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Burası sici ence olacaktır. Devam ettik. Billy kardeşimize baktık. Aileyi trajedik demiş. Aba. They are set but interesting. Fakat demiş çok interesting bir film. Üzücü, trajedik bir film ama çok da ilginç bir film. O zaman burası ne olacak? Bir drama filmi olacaktır. Yani dramas olacak. Son olarak geldik. I love demiş bu filmi beğeniyormuş. Bak şunu şimdi tipine bak. Ş şunu, beğeniyorum beğeniyor. Bunun neyini beğeniyor? Allah'ın sevgisi. Duvarlardan geçen adam. Hatta Casper vardı. Gene Casper biraz sevilirdi. Buna diş katmışlar. Neyse. Did I frightening? Aha korkutucu. Enjoy demiş. Watching the DM. Korkup keyif alan bir manyakmış. Pardon Diana. Burada niye olacak arkadaşlar? Horror yani korku filmi olacak. Devam ettik geldik bir WhatsApp konuşması karşımıza çıktı. Aha da bu aralar senaryolarda WhatsApp konuşmalarını çokça görüyoruz. WhatsApp konuşmasına baktık. Demiş ki metni oku ve soruları cevapla. Bakalım. Hi I am turning to demiş. A surprise birthday. Bak surprise birthday. Yani sürpriz bir parti yapacakmış. Kime? For my brother Jack. Jack kardeşine sürpriz bir doğum günüsü yapacakmış. He is turning to 12'yi geçiyormuş. Sonra the party star at 11 saat 11'de başlayacakmış Tabi 11 diye de okunur. 11 diye okunmaz. Böyle şey vardı ya bir tane İngilizce yazı vardı. Arada sayı vardı. Sayıyı Türkçe geriye kalan İngilizce okuyordu. Sonradan morning at the school canteen. Okul kantininde salı günü yapılacakmış Invitation kartı yaptırmış. GIF'i yaptırmış. Yiyecekleri ve içecekleri ayarlamış. Onlar hazır diyor. Fakat diyor benim ihtiyacım var. I need party hat. Parti şapkası ve balonlar. Yani her şeyi halletmiş bir parti şapkasıyla balon almış. Niye bize soru çıkacak çünkü. Can you bring them please diyor. Katılmanı istiyorum diyor. Şur, şur diyor. Tabi tabi diyor. Gelir diyor. Ay, diyor. Ya yeter yemek içmek olsun. Bizim işimiz diyor. İç Anadolu kültürünün başrolüdür diyor. Şimdi gelmişiz diyor ki. Sürpriz birthday diyor. Kimin için diyor? Bak kim ya? Kimin için? Kardeşim, my brother'ım için. Brother'ın kimdi? Tabii ki de cevabımız Jack için olacaktır. Peki diyor kardeşim sen bu doğum gününü yapacağım. Peki yer ne olacak? Yer olarak ben o kadar işte çok yer bulamadım ama sukulumun kantinini buldum. Yani okulumun kantininde yapacağım. Time olarak saat kaç gibi düşündün? Diyor diyor. O da diyor ki 11 diyor. Eleven diyor. In the morning sabah diyor 11 gibi diyor yapmayı düşünüyorum. Peki diyor hangi gün yapacağın? Diyor deyince o da diyor ki Tuesday diyor. Yani salı günü ben bunu yapacağım diyor. Peki neye ihtiyacın var? Ya kardeşim bak ben invitation kart, card, davet kartı, hediyeler, yiyecekler, içecekler her şeyi hazırladım. Ama diyor fakat benim ihtiyacım var. Neye diyor? Parti şapkası ve balonlara, yani ihtiyacı olduğu şey parti hats varmış, bir de balon su varmış, Balonsu varmış, yani parti, yani ne yaptı ihtiyacı olan parti şapkasıyla balon, bir şey değil mi? Yazılı burada bitti. İnşallah bu dakikaya kadar elmişsiniz. Geldiyseniz hepinize kocaman kocaman öpücükler. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Yüzü kapın gelin. O kadar da İngilizce ders anlattık burada. İngilizce, İç Anadolu'ca her şeyi karıştırdık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... 5. sınıf bilişim teknolojileri dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmında mavi bir link olarak görebilirsiniz. Vakit kaybetmeden bir cızgı iki yuvarlak kocaman gotcaman gülen gülen yüzler alacağımız yazılımıza gelin birlikte başlayalım. Aman dedik birinci soruya baktık yeşil bir tablo var. Peki bu soru nasıl olacak? Aşağıdaki 5, 7 ve 12 rakamlarının toplamını veren Excel formülü hangisidir? Şimdi düşündük Excel programı neydi? Excel programı bizim veri işleyebileceğimiz ofis programlarından biriydi. Uzantı olarak soru gelirse karşınıza XLS uzantısına sahipti. ABCD diye giden sütunlar, 1 2 3 4 5 diye giden satırları vardı. Satır ve sütunun kesiştiği şu yuvarlak yerlere biz hücre diyorduk. Peki Excel'le bir formülü yazmak için nasıl başlıyorduk? Evet eşittir ile başlarız. Eşittiri yazdıktan sonra bu hücrelerin toplamını vermesi lazım. O zaman burada ilk hücremiz A sütununun birinci satırı olduğu için burası A1 hücresidir. A1 artı daha sonra ikinci sütunumuz A2 hücremiz olacaktır. A2 artı B3'te bulunan yani burası 12 olan B3 yazdığımızda bu formül bize 3 sayının da toplamını verir size şunu sorayım. Excel programında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini hangi işaretlerle yaparız? Toplama için artı, çıkarma için eksi, bölme için taksim işareti, çarpma için ise yıldız işaretini kullanırız. Peki bunu yaptık. Bu kolay. İkinci soruya geldik. İkinci soruda bizi diyor ki yukarıdaki şekle göre 5 7 12 sayılarının ortalamasını bulan formülü yazınız. Aa hocam çok zor bu soru. Bak başta zor gibi gelebilir. Ama size şundan bahsedeyim. Excel'de, Excel'de belirli satırlar arasını seçmek istiyorsanız 2 nokta kullanırsınız. Yani ben A1 2 nokta A3 dediğim anda burada arkadaşlar biz A1 A2 ve A3 hücrelerini seçeriz. Ama hocam burada A3'te değil, B3'te. Peki burada nasıl yapacağız? Tek tek seçmemiz lazım. Tek tek seçerken de Excel'de arkadaşlar noktalı virgül işareti kullanırız. Yani A1 noktalı virgül A2 noktalı virgül B3 noktalı virgül dersek burada bütün bu sayıların yazılı olduğu hücreleri seçeriz. O zaman gelin birlikte formülü yazmaya geçelim. Formüle nasıl başlıyorduk? Eşittir. Eşittirden sonra ortalama diye direkt yazıyla yazdıktan sonra parantezi açarsınız. Daha sonra A1 hücresi noktalı virgül A2 hücresi noktalı virgül B3 hücresi deyip parantezi kapatıp enter tuşuna basarsanız bu formül size buradaki hücrelerin ortalamasını almanızı sağlayacaktır. Üçüncü soruya geldik. Aman dedik üçüncü soruya baktık. Üçüncü soru biraz bize garışık gibi geldi mi? Geldi. Ama şöyle bir şey var. Mantığını anlayalım. Sorularda mantığı çözerseniz karşınıza hangi soru gelirse gelsin yaparsınız. Aşağıda bulunan yakar top oyun kuralları verilmiştir. Bu kurallara göre boşluklara sabit veri veya değişken veri yazınız. Şimdi sabit veri nedir? Değişken veri nedir? Size şöyle söyleyeyim. Pi sayısı deseydim ben size ne diyecektiniz? Hocam 3,14 değişiyor mu hiçbir şekilde? Yok. Sabit değil mi? Ama ama ben sana gelseydim dolar TL kuru deseydim ne derdim? Mesela şu anda herhalde 32 TL gibi bir şey. Bak bu an şu anda beni çekerken 32 lira. 31 küsür herhalde de. Sen mesela videoyu izlerken 33. Mesela başkası izlerken 35. Belki de 20'ye düşecek. Değişkenlik gösteriyor mu? Evet. O zaman burası da değişken bir Değere sahiptir. Yani değişebilen yapılar her seferinde farklı değer alan veriler değişken veri olarak ifade edilir. E, kuralları bir okuyalım. Yakar yakam top oyununun amacı. İki grubun sırasıyla birbirlerine top atarak oyun dışı kalmasını sağlamaktır. E, tamam. Oyundaki top sayısı değişir mi? Niye? Çünkü bir tane top var. O zaman burası sabittir. Oyunda ikinci top girme ihtimali var mı? Yok. O zaman geçtik. Oyuncu sayısı? Evet değişir. Burası değişkendir. Hocam nasıl değişken? Bak şimdi. 6 kişi 6 kişi başladıklarını varsayalım. 12 kişi, değil mi? Bir anda topu biri kafasına çekti, deng etti bir anda ne oldu? Aha çık dışarı. Yandın sen, dedin. Oyuncu sayısı 6 kişi, 6 kişiydi ya. 6'ya 5 kişi kaldı. O zaman 12 kişiden 11 kişiye düştü. Yani değişkenlik gösterebilir çünkü oyundan çıkanlar var. Oyun süresi değişken mi, sabit mi? Değişken. Niye? Şöyle diyeyim. Yılan gibi oynayan, böyle fare gibi kaçan bir oyuncu var. Allah'ım vuramıyoruz bunu. Sağdan atıyorum vuramıyorum. Soldan atıyorum vuramıyorum. Ya ben bu çocuğu niye vuramıyorum? Dedin. Ne oldu? 10 dakikada bitecek oyun bir anda 20 dakika oldu. O zaman değişken, sabit bir değeri yok. Alınabilecek can sayısı değişkendir arkadaşlar. Niye? Top havadan geldi yakaladın böyle yakar topta öyle olur ya yakaladın can bir Allah bir can bir dedin. Ha burada farklı canlar alabilirsin. Grup sayısı soruya baktığımızda iki grup demiş. Burası değişmez sabit bir değere sahiptir. <laughs> Amanın. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? Evet söyleyeyim. İftara kalkacağımız gün pazar günü. Tam dedim şu orucu olmadan nefesim yerindeyken şu güzel kardeşlerime güzel bir yazılı çekeyim dedim. Tabi siz büyük ihtimal iftarın sonlarına şey Ramazan ayının sonlarına doğru bayrama yakın izleyeceksiniz. İnşallah güzel bir anlatım olmuştur. Yani videomu beğenen sayısında bunları görmek isterim. Tabi beğenmeyenler şeye basmasın. Dislike'a basmasın. Oğlum ne kadar basıyorsunuz lan bir sürü dislike olmuş. Allah'ım diyorum ki içim diyor bu dislike'lar ney böyle diyorum. Birisi güzelce seviyorum bak böyle garp de yaptım. Dördüncü sorumuza bakalım. Dörde geldik. Ali öğretmen öğrencilerine bilgisayardaki dosyaların boyutunun ne kadar olduğunu sormuştur. Öğretmenler öğrencilerden ilker 24 GB olduğunu, Hülya 526 MB olduğunu, Ozan 2 GB olduğunu söylemiştir. Çocukların en fazla dosyası olan, en az dosyası olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Yani diyor ki yukarıdaki bellek yapılarına göre en büyük bellek hangisidir? En küçük bellek hangisidir diye sormuş. Peki geldik şimdi anlatım kısmına. Bilgisayarımızın bilgisayarın en küçük işlem birimi işlem birimi yani belleği işlem birimi belleği en küçük bellek birimi bittir. Ve daha sonra arkadaşlar 8 bit eşittir 1 byte'tır. Sonra şöyle bir yöntem vardır. 1024 byte eşittir 1 kilobyte. 1024 kilobyte 1024 kilobyte eşittir 1 megabyte. 1024 megabyte eşittir 1 gigabyte. 1024 gigabyte eşittir 1 terabyte şeklinde ilerleyen bir yöntem vardır. Yani Burada en küçük birim bit ve daha sonra byte'dir. En büyük birim ise terabyte şeklinde ilerler. Yani buradaki yöntemi izlerseniz bu şekilde bir ilerleyiş vardır. E soruya bakacak olursak ne demiş? 24 gigabyte. Hmm. 24 GB kaç megabyte eşit? Hocam 1024 ile çarpmamız lazım. Hadi biz şöyle diyelim. 24 GB'ı biz 1000 ile çarparsak 24000 MB'a eşit olur. Hı. Hülya'da 526 MB'mış. E hangisi büyük arkadaşlar baktığınızda? İlker'in GB'ı. Yani en büyük olan İlker'dir. Daha sonra Hülya, "E hocam, ha pardon, özür dilerim." şey Ozan'ı unutmuşuz. Sonra Ozan'a geldik. Ozan kaç GB? Gigabyte? 2 GB'mış. 2 GB'ı da 1000 ile çarparsak 2000 MB yapar. Yani bu durumda en büyük olan İlker. Daha sonra Ozan, en az olan Hülya'dır. İlker, Ozan o da büyüktür. Hülya yazacaktım. Hülya olacaktır. Yani buradaki yapı 1024 kat sayısına dikkat etmeniz lazım. Şimdi geldik. Bizim ofis programlarında kullanacağımız bizim stillendirme araçlarımıza. Peki sorumuzda ne demiş? Aşağıda bulunan numaralandırmış düğmelerin görevlerini numaralarının karşısına yazınız. Tamam. Çok güzel. Burası arkadaşlar bizim stiller bölümünde bulunan araçlarımız. Öncelikli olarak kalibri gövde dediğimiz kısım yazının tipini değiştirdiğimiz yerdir. 11 dediğimiz kısım yazının büyüklüğünün belirlediğimiz kısım. A yukarı tarafa doğru ok işareti varsa hızlı bir şekilde yazıyı büyütüp A aşağı tarafa doğru ok varsa hızlı bir şekilde küçültürüz. İki tane A yan yana ise küçük büyük A buradan da yazının tamamını büyük ya da yazının tamamını küçük yapabiliriz. Buradaki silgi işareti ise yapılan biçimlendirmeyi silmek için kullanılır. Alt tarafına geldik. İlk sorumuz K harfi. K. Baktın nasıl K? Kalın K. O zaman yazıyı kalın yapar burası. Yan tarafındaki T'ye baktın. T böyle yamılmış değil mi? Böyle sağa sola doğru oynuyor. O zaman burası da yamuk T. Yani italiktir. Yan tarafında A'nın altında çizgi var. Küçük çizgi. Bakın büyük çizgiyle karıştırmayın. Burası ise altını çizmek için kullanırız. Devam ettiğinde üstünü çiz. Alt simge, üst simge, gölgelendirme, arka plan, vurgu ve buraya geldik. Burası ise yazının yazının rengini değiştirmek için kullandığımız işaret olacak. Altıncı sorumuza geldik. Yukarıdaki tabloda seçilmiş olan hücrenin ismi nedir? Hocam bu hangi program? Excel programı. Hani ilk soruda çözmüştük ya. Ha, işte o program. Şimdi Excel programında nasıl oluşur dedim. A, B, C, D diye giden sütunlar. Yani burası sütundur. 1, 2, 3, 4, 5 diye giden satırdır. Hücre ismi verirken sütun harfi daha sonra satır numarası. Yani şuradaki kutucuk hücreye bakacak olursak sütun harfimiz ne? A. Satır numaramız ne? A1. Daha sonra alt tarafı A2, A3, A4, A5 diye gider. Yan tarafta B harfine geçtiği için B1, B2 ve seçili olan yer B3'tür. Yani seçili hücre yerine B3 dediğinizde doğru cevabı vermiş olursunuz. 7. soruya geldik. Microsoft Office Excel'deki formüller aşağıdaki demiş. Bak burada bir hata olmuş. İşaretlerden hangisiyle başlar? Tabi burada soruyu çaldığımız çok belli oldu. Yok yok test sorun vardı. Dedim ki bunu açık uçluya çevirelim. Güzel bir soru olsun. Ondan dolayı böyle oldu arkadaşlar. Yani yakalanmış olduk. Ne olduk yani? Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi burada yapacağınız işlem şu. Formüllere başlatmak istiyorsam ilk soruda söylemiştim. Ne kullanıyorduk? Eşittir kullanıyorduk. Excel'in tamamı formüldür. Formülün tamamı ise eşittir'dir. Excel programında eşittiri unutmayın. Geldik gelebilirsek 8. sorumuza. A1, A2, A3, A4, A5 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formülü yazınız. Ne yapıyorduk? Eşittir ortalama. Daha sonra belirli bir şekilde ilerleyen sayıların formül içerisine yazmak için hangi işareti kullanıyorduk? Baştaki ve sondakileri alıp araya iki nokta koyuyorduk. Yani burada A1 iki nokta A5 yazarsanız buradaki yazının buradaki formülün ortalamasını A1'den başlayıp A5'e kadar alabilirsiniz. 9. soruya geldik. Bilgisayarın sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye nokta nokta denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gene yakalandık? Yazılmalıdır. Arkadaşlar burası bakın şöyle düşünün. Bilgi sayar. E demek ki bilgisayarın kökü neymiş? Bilgiymiş. Yani diğer bir adıyla veridir arkadaşlar. İkisini de boşluğa yazabilirsiniz. Size bir sır vereyim mi? Evet. Yazılımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlık kocaman kocaman, gilen gilen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılımıza hazır mıyız? Evet hazırız. O zaman başlayalım. Birinci soruya baktık. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin eş anlamlarını verilen kısımlarına yazınız. Eş anlam nedir biliyor musun? Aynanın karşısına geçtiğinde aynı seni görüyorsun ya. İşte bu eş anlamdır. Yani aynı anlamdır. Baktık kelimemize. Bugün tarihe kara bir leke olarak geçti. Kara kelimesinin eş anlamlısı ne olacaktır? Siyah olacaktır. Mesela garagalem. Şu kara galemi ben buraya cızdığında... Ne oldu? Siyah çizdi. Gördün mü? Aynı anlamı ifade edecek. İkiye baktık. Seniye görüşürüz dedi annem. Herhalde bu 31 Aralık 2023 tarihinde söyledi. Seniye görüşürüz dedi. <laughs> Seniye görüşürüz. Senel kelimesinin eş anlamlısı ne olacaktır? Yıl olacaktır. Annemle dün sabah doktora gittik. Doktor, doktor Ha, ne derler mesela doktora? Hekim derler değil mi? Tabip derler. Tabipsen eyleme benim yarama derler değil mi? Doktorun hekim ve tabip olmak üzere iki tane eş anlamlısı vardır. Bu olay kolay, kolay unutulmayacak demiş. Olay kelimesi eş anlamlısı nedir? Vaka olacak. İkinci soruya geldik aşağıdaki altı çizili kelimelerin zıt karşıt anlamlarını altında verilen boşluğa yazınız. Bu da neyi biliyor musun? Hani böyle AVM'lere gidiyorsun da komik aynalara gidiyorsun. Sen burada karşısında böyle duruyorsun da sana kocaman ters böyle yamuk yumuk aşağı doğru duruyor ya. Ha işte zıt anlam dediği de bu. Eller gider Mersin'e sen gidersin tersine. Biri gider sağ tarafa sen gidersin sol tarafa. Yani sağ ve sol şeklinde zıt Farklı yönlere giden anlamlara zıt anlam deriz. E baktık şimdi. Kardeşin yukarıda uyuyor sessiz ol. Kardeşim nerede uyuyormuş? Yukarıda. Zıttı ne olacaktır bunun? Aşağıda. Evet çok güzel. Kardeşim aşağıda uyuyor. Sonra. Kötümserlik başarı şansını azaltır. E, kötümser içi kara bunun. Buna bir aydınlık lazım. Yani iyimser olması lazım. Arkadaşım geri geri giderken yere düştüm. Geri geri gitme kalk ileri ileri git. Karıncalar ne kadar küçük değil mi? Küçük. Eş anlamlısı ne olacaktır? Şey zıt anlamlısı ne olacaktır? Büyük olacaktır. Bak ne demiştim? Küçük aynanın karşısında duyun seni büyük olarak gösteriyor demiştim. Üçüncü sorumuza geldik. Şöyle kağıdımızı güzelce düzleştirelim ve üçüncü sorumuza bakalım. Hemen bir saniye. Aşağıdaki kelimelerin ek ve köklerini örnekteki gibi gösteriniz. Dost kelimesi kök, luk kelimesi yapım eki. Peki hocam yapım eki nedir? Mesela ben size şöyle desem. Bina yaptım. Şimdi ne oldu? Mesela düz bir araziyi düşün. Arazinin üstünde bina yok. Ama ben ne yaptım? Bunun üstüne bina yaptım. Yeni bir şey yapmak ise bu yapım ekidir. Yani eski anlamıyla bağdaşıp yeni bir anlam katıyorsa yapım ekidir. Dost dediğiniz kişi kim? Bir insan. Dostluk dediğimiz aradaki bağ. Bak yeni bir anlam katmış. Geldik şimdi. Evcilik. Kökü ne? Ev değil mi? Ev köktür. Devam ettik. Ci. Ci. Ne oldu? Evci. Hmm. Bak ev neydi? Bir binaydı. Evci dediğinde o adam evine düşkün olduğu için burası yapım eki oldu. Devam ettik. Evcilik. Yine burada da bir oyun ismi olduğu için yine farklı bir anlam yapım eki olmuştur. Geldik şimdi masada kelimesine baktık. Kökümüz ne? Masa burada köktür değil mi? da eki almıştır. Da eki nedir? Da eki arkadaşlar bulunma hal ekidir. Bulunma hal ekidir. Nerede bulabilirim ben? Mesela kalemimi nerede bulabilirim? Masada. Böyle aklınızda kalsın. Bulunma hal ekidir. şimdi ben şu kağıdı hiç sevmedim arkadaşlar. Bir saniye bekletin. Şurada masanın oraya takılmış. Nerede bulunmuş? Masada bak. Kağıt masada da bulunma hal ekidir değil mi? Ha burada yapacağımız işlem masa masada olduğu için burası yapım eki değildir. Bir çekim ekidir. Anlam yine masayı gösterdiği için aynı anlamdır ama farklı bir anlama evrilmiştir. Silgi kelimesine baktığımızda silgim kelimesine baktığımızda kökü nedir? Anlamla en küçük parçası silmekten gelir yani sildir. Sil köktür. Gi ekini almıştır. Silden silgi yeni bir anlam ifade ettiği için yapım ekidir. Sonra m hmm, ekini almıştır. Silgim kimim silgisi benim silgim yani iyelik eki yani diğer bir adıyla yani genel başlık olarak çekim eki almıştır. Son kelimemize bakalım iyimser. İyimser kelimesine baktığımızda kökü iyilikten gelir arkadaşlar. Kökü iyilikten gelir. İyilik köktür yani. Sonra arkadaşlar mser ekini almıştır. Hocam mser ne? İyi diyemeyecekler için araya mser ekini eklemişlerdir arkadaşlar. Bir saniye şöyle iyimser olmuştur. Ve burası da yine yapım eki olacaktır. Çok şükür geçtik şu kağıtları. Hemen şöyle düzelttim ve dördüncü soruma geldim. Lokman hekim sen eyleme benim yorumu demiştik değil mi? Hekim neydi? Doktorlu. Aferin çok güzel. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünceyi yazınız. Lokman Hekim'e hastalarımıza ne yedirmeliyiz diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Ha, şimdi doktor bir kişi bunu dediğinde aslında hangi anlamı anlatmak istemiş? İnsanların ne yedikleri önemli değil. Kulağından duydukları asıl sözler onun için hastalık için önemlidir demiş. O zaman buraya şunu yazabiliriz. Buradaki asıl amaç buradaki asıl amaç insanların yediği şeyler yediği şeyler değil asıl önemli önemli olan Duyduklarıdır. Duyduklarıdır. Şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. Bu şekilde de karşınıza sorular çıkabilir arkadaşlar. Bir metindeki anlam asıl önemli noktalardan biridir. Beşinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda bu dörtlüğe en uygun başlığı yazınız. Tatlı diller şekerleşir, mutluluk kalbe yerleşir, eller gönüller birleşir. Bugün bayram sabahıdır demiş. E bunda neyden bahsetmiş? Bayramdan bahsetmiş değil mi? O zaman bayram sabahı, bayram sabahı şeklinde başlık yazabiliriz. Ya da bayram günü diye biliriz arkadaşlar. İki başlığı da kullanabilirsiniz. Geldik altıncı sorumuza. Aşağıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin mecaz anlam, gerçek anlam ve terim anlam olanlarını karşılarına yazınız. Mecaz anlam, gerçek anlam ve terim anlam nedir? Bakın gerçek anlam ilk akla gelen anlamdır. İlk akla gelen anlamın dışındaki anlamlara mecaz anlam denir. İlim, bilim varsa bu da terim anlamdır. Peki sorularla bakalım. Birinci soruya baktık katı yürekli insanlarla anlaşamam. Şimdi katı dediğimde ilk aklınıza gelen nedir? Sıvı olmayan böyle maddelerdir, değil mi? Ama burada katı yürekli derken böyle nasıl diyeyim sert insanlardan bahsettiği için burası mecaz olacaktır. İlk akla gelen anlam değildir. <laughs> çok de <laughs> Allah'ım anlatamadım ne oldu. <laughs> Geldik şimdi çok değerli bir hediye almış bana. Hediye ilk akla gelen anlam mı? Evet o zaman gerçek anlamdır. Arkadaşım bana soğuk davrandı derken böyle buzdolabının soğuğu gibi mi? Değil. O zaman burası mecaz anlamdır. Türkçe dersinden dil, yazım ve noktalama konusunu işleyeceğiz. İlim bilim dersle ilgili bir şey mi? Evet. O zaman da burası son olarak terim anlamdır. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerdeki ses olaylarını yazınız. Bakalım. Ortaya çıkan koku topraktan kaynaklanıyor. Şimdi topraktan kelimesine baktığınızda arkadaşlar burada ekstra bir şey görebiliyor musunuz? Topraktan. Bak nasıl oldu? Kibar oldu değil mi? Topraktan oldu. Aslında burası dan den eki alması lazım. Toprak dan dememiz lazım. Ama t olduğu için burada t sert ünsüzü ünsüze döndüğünden dolayı burası ünsüz benzeşmesi mesi olmuştur. Yani d'den t'ye dönmüştür. Devam ettik. Kokladığımız maddeler beynimize bir sinyal gönderir. Kokladığımız. Aslında burası kokladık olacaktır değil mi? Kokladık ımız eki alacaktır. Ama kokladık olamıyor. Ne oluyor? Kokladığımız oluyor. Yumuşak G'ye ne oluyor? Böyle yumuşuyor. Yani burada da ünsüz yumuşaması ünsüz yumuşaması görebilirsiniz burada. ne olmuş? Azıcık yumuşamış. K'den yumuşak g'ye dönüyorsa yumuşama vardır. Bak at üstünde ne? Yumuşak g. Sonra beynimizde kelimesinde de arkadaşlar yine baktığımızda normalde beynimizde kelimesinin kökü nedir? Beyindir, değil mi? Beynimiz d şeklinde olacakken orta taraftaki i'nin ayağını kaydırmış düşürmüş. Yani burada ünlü düşmesini de düşmesini de görebilirsiniz. Şöyle basamak basamak ayırayım. Beyinden beynimiz olmuştur. Son cümlemize bakalım. Senin bu hatanı affediyorum. Hmm, bak affetmek nasıldır? Af etmek değil mi? Ama ortada şöyle olmuş. Affediyorum. İkinci bir F harfi tombaladan çıkar gibi çıkmış. Yani buradaki F harfi arkadaşlar ortada ne olmuş? Bir türeme olmuştur. Burada bir ünsüz ünsüz türemesi oluşmuştur. Ha devam ediyoruz. Bakın burada sadece bitmedi. Bitmedi. Artırıyorum. Yine affediyorum kelimesinde de Yine ünsüz türemesini görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar affediyorum bak. Şöyle göstereyim. Affediyorum derken bura affetti ya hani sorunun kökü. T D'den T'ye. Yine burada baktığınız zaman bir ünsüz yumuşamasını ünsüz yumuşamasını görebilirsiniz. Geldik 8. ve 9. sorumuzu yine metin üzerinden cevaplayacağız. Metne baktığımızda yukarıdaki metne göre bir filmin zihinde tazeliğini yitirmemesinin yolu nedir? Demiş. Okuyalım. Filmler insanların acılarını, sevinçlerini, hayallerini anlatan yapıtlardır. Filmin türü ne olursa olsun izleyen hiç kimse sonunda ne olacak acaba sorusunu sormadan edemez etkili bir sonla bitmeyen filmlerin seyircide oluşturduğu hayal kırıklığını birçok sinema sever bilir. Süslü afişlerin uyandırdığı merak, filmin sonunda bomboş bir duyguya dönüşür bazen. Hatta keşke hiç gelmeseydik sözüyle salonlarını terk edildiği de olur. Eğer bir film insanının kalbine dokunuyorsa, eğer bir film insanın kalbine dokunuyorsa, Ruhunu okşuyorsa zihnindeki tazeliği hiçbir zaman yitirmez. Bize soruda ne diyordu? Filmin zihnindeki tazeliği yitirmemesinin yolu nedir diyordu. O zaman film insanın film insanın kalbine dokunması kalbine dokunması ve ayrıca ne olması lazım? Ruhunu okşaması Okşaması lazım ki tazeliğini zihinde kalıcılığını yitirmesin. Devam ettik dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Yukarıda baktığımıza üzere. Zihindeki tazelik ne demektir? Hatırlanmak. Hatırlanmak yani böyle sürekli hatırlanmak, akılda kalıcı olmak diyebiliriz. Afiş tanıtıcı baskı ürünü tanıtıcı baskı ürünü seyircisi arkadaşlar izlemeye izlemeye gelen kişi ya da kişiler diyebiliriz. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlede soru işareti şey pardon soru işareti artık nasıl bir şey görüyorsam parantezde belirtilen yere uygun noktalama işaretini kullanınız göz gözü görmüyor. Eyvah! Akşam da olmak üzere. Ne var burada? Eyvah demiş. Yani aslında burada bir bağırma görmüş, bir şaşırma görmüş. Eyvah demiş. Akşam olmak üzere dediği için buraya ünlem işareti gelmelidir. Devam ettik. Müdürle konuşmaya sen mi gideceksin? Ne yapmış? Soru sormuş. O zaman burada da soru işareti olacak. Bana da bir simit alır mısın? dedik kardeşine. Burada ise arkadaşlar virgül işareti olacak. Bana da simit alır mısın? Virgül işareti olacak. Hakan ee, demiş yaşadığı acılardan bir sene içinde çöktü. Burada da Hakan virgül yaşadığı acılardan bir sene içerisinde çöktü. Cümle bitecek ve nokta olacak. Son olarak geldik. Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç, özelliklerine göre belirtiniz. Amaç-sonuç ve neden-sonuç. Yani amacın ne? Nedenin ne? Bu soruları soracağız. Yurt dışında tatil yapmak için para biriktiriyor. Amacın ne? Yurt dışında tatil yapmak. Var mı? Var. O zaman amaç-sonuç cümlesidir. İstediği gibi bir ev bulamadığından taşınamamış. Ya neden taşınamadın? Ya istediğim gibi el bulamadım. Ha, neden sorusunu sorabiliyorsan neden sonuçtur. Büyüyünce ülkemize faydalı olalım diye eğitim alıyoruz. Amacın ne? Büyüyünce ülkemize faydalı olmak. Yani amaç sonuç. İyi insan olmak amacıyla çalışıyoruz. Adam zaten amacını direkt vermiş burada. Burası da amaç sonuçtur. Şimdi Şundan bahsedeyim. Amaç sonuç gerçekleşmemiş olaylardır arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Yurt dışına tatile gitmek için para biriktiriyor. Büyüyünce ülkemize faydalı olmak için eğitim alıyor. İyi bir insan olmak amacıyla çalışıyor. Yani gelecekteki durumlardan bahseder. Ama neden sonuca dikkat ederseniz istediği bir evi bulamadığından taşınmış derken burada gerçekleşmiş bir olay vardır. Size bir sır vereyim mi? Evet, 100 alacağınız sınav burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki yuvarlak. Goçaman goçaman, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden 100 alacağınız yazılımıza hadi gelin birlikte başlayalım. Şimdi bir tane tablo gördük. X, Y, Z, T cisimleri var. İlk uzunluk ve son uzunluk verilmiş. Okuyalım. Yan tarafta bulunan cisimlerin ısı değişikliklerine göre ilk ve son boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T cisimlerinin uzunluklarındaki değişim hangi olaylardan kaynaklanmıştır ve her bir cisimde ne kadar değişim gerçekleşmiştir? Hmm, şimdi bakalım x cismine baktığımızda ilk başta 15 santim gibi bir seviyedeymiş. İlk başta 15 santim. Daha sonra arkadaşlar 17 santim gibi bir seviyeye çıkmış. Yani ilk başta ilk başta 15 iken sonradan 17 santim olmuş. O zaman bu cismin hacmi genişlemiş değil mi? E bir cismin hacmi genişleyebilmesi için bu cismin ısı alması lazım ısı almasıyla birlikte bu cisim genleşme olayını gerçekleştirmesi lazım. Yani X cismi belirli bir sıcaklığı artmış, kendine ısı almış ve hacmi artarak 17 santim gibi bir seviyeye çıkmış. Aynı şekilde yan taraftaki Y cismine gelip baktığımızda şöyle. Y cisminde ilk başta kaç santim? 17 santim. Bak ilk başta 17 santim. Daha sonra 13 santime düşmüş. 13 santime düşmüş. Yani ilk baştaki haciminden sonra hacmi küçülmüş. O zaman burada da arkadaşlar ısı vermesi lazım. Isı vermesi lazım ve ısı vermesiyle birlikte burasında büzülme eylemini gerçekleşmesi lazım. Yani ilk baştaki x'te hacim arttığı için genleşme yaz aylarında sıcak aylarda sıcaklık alırken olur. Daha sonra cisimin boyu küçüldüğü için burada ise ısı vermesi büzülme soğuk aylarda gerçekleşir. Devam ettik z'ye baktık z garibim 15'e 15 zaten z'de herhangi herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hem hacimsel olarak hem de boyutsal olarak ısısal olarak baktığımızda bir değişim yok. Şimdi geldik T için. T'ye baktık. T arkadaşlar ilk başta 16 santimde değil mi? T ilk uzunluğu mavi olarak söylemişti ya. İlk başta baktık T 16 santim. Sonrasında baktık t için şöyle altında çizeyim. Baktık 19 santim olmuş. Yani aslında t 3 santim uzamış. E nasıl uzar? Isı alması lazım. Isı almasıyla birlikte burada genleşme eylemini görebilirsiniz. Arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılıda kesinlikle karşınıza genleşme ve büzülmeden soru gelecektir. Emin olun. Burada bilmeniz gereken ısı alıyorsa yani sıcak aylarda büyüme gerçekleşir. Isı veriyorsa soğuk aylarda büzülme gerçekleşir. Aynı şu şekilde bakın bir örnekle şöyle çizeyim size. Mesela elektrik telleri bu şekilde uzuyorsa burası yaz ayıdır. Ama elektrik telleri bu şekilde sabitse kış ayıdır. Yani soğukta kısalır, yazın uzar şeklinde aklınızda kodlayın. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktık. A bao dedik. Bir ışıklarla yansıma var. Burada öncelikli olarak arkadaşlar şuradaki bilgi kutularını bir inceleyelim. Ben size özellikle verdim. Yüzey düz ise düzgün yansıma gerçekleşir. Yani bir ışın geldiği gibi gidiyorsa burada düzgün yansımayı görebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Geldiği açıyla gidiyor. Geldiği açıyla gidiyor. Geldiği açıyla gidiyor. O zaman burası düzgün yansımadır. Ama yüzey pürüzlü ise dağınık yansıma gerçekleşir. Yani geldiği gibi değil de gafasına göre gidiyorsa burası dağınık yansıma olacaktır. Bak gelmiş böyle gitmiş, gelmiş böyle gitmiş farklı farklı taraflara gittiyse dağınıktır. Düzgün yansımada Geldiği gibi, geldiği gibi gider. Atatürk'ün sözünden de aklınızda kalsın. Peki şimdi aşağıdaki sorulara bakalım. Öncelikli olarak burada bilmeniz gereken noktalardan biri de şu arkadaşlar. Bakın herhangi bir yüzeyde bir ayna yüzeyinde orta kısımda bulunan normal vardır. Tamam mı? Normale gelen yani normale yapan şuradaki açı asıl yani gelme açısı gelme açısı burasıdır. Buna karşılık yansıma açısı yansıma açısı bu tarafta bulunur. Ha şunu söyleyeyim. Hocam şuralarda bulunan açılar ne? Bunların arkadaşlar ışığın yüzeye yaptığı yaptığı açıdır. Yani Böyle bir soru gördüğünüzde şuradaki açıya gelme açısı deyip atlamayın. Yanlış soru cevabı vermiş olursunuz. Şimdi bakalım ne demek istediğimi daha iyi anlatacağım size. Buradaki açı orta kısımda yani normale karşı yaptığı için normalin yanında bulduğu için burası gelme açısıdır. 15 derece gelmiş geldiği gibi gideceği için gitme açısı yansıma açısı 15 derecedir. Bu tarafa geldik bak ha buradaki açı şu orta merkez noktasında olmadığı için bura farklı. Burada yapacağımız işlem şu. Normalden göze aldığımız için normal dik bir şekilde olduğu için buradaki açı 90 derece olacaktır. Ve yüzeydeki şu açıdan 90 dereceden bu açıyı çıkarıp yani 90'dan 35'i çıkarırsanız ne yapar? 55 derece yapar. Yani burada yansıma açısı 55 derece, gelme açısı da aynı şekilde 55 derecedir. Ama burada bulunan 35 derece bu ışının yüzeye karşı yapmış olduğu açıdır. Yani yansıma ya da gelme açısı değildir. Bu tarz sorulara dikkat edin. Açının nerede yazıldığı çok önemlidir. Devam ettik. 68 zaten normalin yanında yazmış arkadaşlar. Burası 68 derece. Yansıma açısı da yine aynı derece olacağı için burası da 68 derecedir. 25 derece vermiş zaten. 25 derece 25 derece yazdığınızda doğru cevabı vermiş olursunuz. Ama turuncu olan soruya özellikle dikkat etmenizde fayda vardır. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. soruya baktık. Yukarıda verilen ürünlerin aşağıdaki bulunan tabloya yerleştiriniz. Düzgün yansıma, dağınık yansıma. Düzgün yansıma neydi? Geldikleri gibi gidiyorsa düzgün yansımaydı. Ama gafasına göre gidiyorsa dağınıktı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Baktığınızda kendinizi görebiliyorsanız düzgün yansımadır. Kendinizi göremiyorsanız dağınık yansıma. Mesela Düz alüminyum folyoya baktığınızda kendinizi görebilir misiniz? Evet görebilirsiniz. O zaman bu bir düzgün yansıma alüminyum düzgün yansıma olacaktır. Ama komik aynalara baktığınızda kendinizi görebilir misiniz? Göremezsiniz. Bakın AVM'lerde bulunan komik ayna düzgün yansıma vermez. Çünkü senin elin yüzünü kocaman yapar, kafanı, golunu büyüttüğü için Komik aynalar dağınık yansımaya örnektir. A4 kağıdına baktığında kendini görebilir misin? Göremezsin. O zaman dağınıktır. Battaniyeye baktığında kendini görebilir misin? Göremezsin. O zaman dağınıktır. Cilalı tahta yüzeyine baktığında kendini görebilir misin? Evet, görürsün. Bakın normal tahta yüzeyi demiyor cilalı tahta yüzeyi dediği için burada kendini görebilirsin. Normal tahtada göremezsin ama cilalı tahtada görebilirsin. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Yan tarafta bulunan noktalara 180 derece dönme kapasitesine sahip kamera takılacaktır. Bu noktalardan hangisine takılırsa daha detaylı görme sağlanır. Yani tüm alanı görür diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada ışığın yayılma potansiyeline bakacağız. Şimdi ilk olarak 4 dereceden baktığımızda 4 dereceden biz bir ışın gönderdiğimizde kameraya şu açıları görecektir. Yani 90 derecelik buradır. Ama bu bölgeleri görmeyecektir. Aynı şekilde 5 dereceden de göndersek bakın şöyle bir açı olacağı için 180 derece dediğimiz nedir? 180 derece böyle düz derece demektir. Buradan da tam görmeyecektir. 6'ya baktığımızda zaten 6 da şuradan göndereceği için ışını burayı görmeyecek. 1'e baktığımızda bir ışını bakın şöyle gönderse şurada bir karanlık bölge kalır. Aynı şekilde buralarda da 3'ü de gönderdiğinde 3'ü gönderdiğinde ise 4'ün burada karanlık kalır. Ama 2'ye geldiğinde bak 180 derecelik bir açıyla gönderdiğinde her tarafı görmesini sağlar mı? Bütün köşelere bak. Bütün köşeleri görebiliyor mu? Evet görebiliyor. Ama birde baktığında şu köşeyi göremezsin. 3'le baktığında şu köşeyi göremezsin. Buralar karanlık noktalardır. 5'te baktığında yine bu köşeyi göremezsin. 6'da baktığında bu köşeyi göremezsin. İşte başka ne var? Şurada mesela 4'te baktığında altının olduğu köşeyi göremezsin. Burada tam anlamıyla görebileceğiniz ikinci nokta ya bir kamera koyduğumuzda 180 derecelik dönme kapasitesiyle her bir noktayı görebiliriz. Şimdi devam edelim. Bunun sebebi nedir yorumlayınız? Sıkışan kavanoz kapağının açılabilmesi için kapağı sıcak su içerisinde bekletir. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi nerede bekletmiş? Sıkışan diyor ya. Nerede sıkışmış? Genelde soğuk bir zeminde sıkışır. Ya da basınç oluşur da sıkışır. İki yöntemi vardır. Burada biz kapağa, kapağa sıcak suyu döktüğümüzde ne olur? Sıcak suyu döktüğümüzde sıcaklık varsa ne olurdu? Genleşme olur. Genleşme ile birlikte kapak bu kadardı ya hafif şöyle büyüme gerçekleştirir. Yani 1 milimlik bir büyüme gerçekleştirir ve burada artık kavanozu rahat bir şekilde açabilirsiniz. Çünkü kapak hacim olarak biraz daha büyümüştür. büyümüştür. Yani buradaki olayın nedeni ise genleşme ısıların hacimlerinin artırılmasındaki yönü olarak söyleyebiliriz. Maddeler arası ısı transferinin yönü nasıldır? Arkadaşlar maddeler arasındaki ısı transferi sıcaktan soğuk cisimlere doğru ısı transferi gerçekleşir. Yani mesela diyelim ki çaydan elimiz mesela soğuk ya elimize doğru transfer gerçekleşir. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğim not bir çizgi iki varlak. Goçaman goçaman gilen gilen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılıma başlayalım. Aşağıda görevleri verilen melekleri aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz. Şimdi meleklerin görevleri verilmiş ve Mikail, İsrafil, Azrail ve Cebrail melekleri verilmiş. Bildiğiniz üzere İslamiyette kabul gören 4 büyük melek vardır. Bunlar Mikail, İsrafil, Azrail ve Cebrail'dir. Görevlerine bakalım. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten melektir. Mesela hemen şöyle bir düşünelim. 610 yılı Nur Dağı Hira Mağarası. İlk ayet Peygamber Efendimiz'e gelen oku emrini, Allah'ın emrini Peygamber Efendimiz'e getiren meleğin ismi kimdi? Cebrail Aleyhisselam'dı. Yani Allah'tan gelen mesajları peygamberlere ileten melek Cebrail'dir. Allah'ın izniyle tabiat olaylarını gerçekleştiren yani Böyle yağmur, sel, deprem işte afet ne varsa hepsini düzenleyen melek Mikail olacaktır. Yani bir Cebrail şöyle de yazayım arkadaşlar belki ekran resmi çekersiniz. Mikail Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını alır. Yani can alıcı melek Azrail olacak. Son olarak arkadaşlar kıyamet koparken ve yeniden dirilirken sur denilen boruya üfleyecek olan melek ise İsrafil olacaktır. Bu da arkadaşlar bu meleğin görevi de sura üfleme göreviyle yükümlüdür. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Kıyametin kopmasını belirleyecek olan yani tabi Allah'ın emriyle belirleyecek olan melektir. İkinci sorumuza geldik. Bedenimizin, elbisemizin ve namaz kılacağımızın yerin temiz olması hangi kavramla ifade edilir? Arkadaşlar bu necasetten taharet şeklinde ifade edilir. Yani necaset pislik demektir zaten. Etrafta bulunan maddi pisliktir. Maddi pisliğin taharet ise temizlenmesidir. E burada arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Buna bir maddi temizlik türü olarak da ifade edebilirsiniz. Şimdi e şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bazı cümlelerde hatta kağıdın yamukluğunda falan da böyle bir şeylik olmuş. E, şöyle söyleyeyim bir yarım saat falan kaldı iftar. Artık orucumu açmaya. Ondan dolayı artık son enerji kalan pulcuklarımla birlikte enerji hücrelerimle birlikte ders anlatmaya çalışıyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bu sözleriyle namazın hangi yönü dikkat çekmiştir? Hz. Muhammed kulların kıyamette hesap verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz hatta namaz içinde şöyle söylemiştir. Namaz dinin direğidir şeklinde de ifadeler kullanmıştır. Peki bu ifadeleri kullanılması namazın İslamiyet için neyinden bahseder? Öneminden. Yani namaz namaz Müslümanlar için için çok önemli bir ibadettir. Çünkü bütün Müslümanların ilk hesaba çekileceği ve imanın yani İslamiyetin direği olarak kabul edilen bir ibadettir. Öldükten sonra kabirleri insanda kabirde insanları sorgulamakla görevli olan melekler nedir? Arkadaşlar şimdi bunlar iki tür melek var zaten. Bir Normal omuzlarımızda bulunan melek, bir de bu şekilde kabirde bizi hesaba çekecek melek. Kabirde, kabirde bizi hesaba çekecek olan melekler münker ve nekir melekleri olacaktır. Münker ve nekir melekleri bize sorular soracak. Mesela Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim kıblen kıblen nere gibi sorular soracaktır ve biz bu sorular üzerine inşallah cevap verenlerden oluruz. Şimdi melekler üzerine konu anlatımı şeklinde gittiğimizden arkadaşlar mesela dört büyük meleği bahsettik. Kiramen katibin dediğimiz asıl e, diğer insanı ilgilendiren meleklerden bahsetmedik. Ondan da şurada kısaca bahsedeyim. Şimdi Kiramen Katibin melekleri vardır. Bunlar insanın sağ ve sol omuzunda bulunur, İyilik ve kötülüklerini yaptıkları her şeyi yazan melekler Kiramen Katibin melekleridir arkadaşlar. Bunda da bilmenizde fayda vardır. Şimdi geldik bir namaz kılınışına. Aşağıda bulunan namazın kısımlarını örnekteki gibi doldurunuz. İlk kısımda ne demiş? Tek bir olarak vermiş ve diğer kısımları bizden doldurmamızı istemiş. İlk olarak arkadaşlar namazda doğru bir şekilde durup seccadenin tam böyle uç kısmına bakarak dik bir şekilde durmanın ismi ne olacaktır? Kıyam olacaktır. Aynı şekilde elleri açarak Allahu Ekber dediğimiz tekbir. Devam ettik. Ellerin bağlanması. Bakın kıyamdayken ellerin bağlanması kısmı var. Devam ettiğimizde elleri bu şekilde 90 derecelik bir açıyla yaptığımız rükû olacaktır. Yere yatıp böyle e, secde olacak. Yerdeyken İki şekilde bakın ayaklarımızı bu şekilde oturuş ve son olarak arkadaşlar sağa sola selam vermekten semalla ölmen de şeklinde arkadaşlar bu şekilde selamlarımızı veririz. Devam edelim 6. sorumuza. Ramazan ayı boyunca kılınan 20 rekatlık namazın adı nedir? Arkadaşlar yatsı namazıyla birlikte kılınan bu namazın adı teravih namazıdır. Tabi burada teravih namazı 20 rekattır ama 13 rekattık yatsı namazı ve vitir namazı ile birlikte kılındıkları için toplamda camiye gittiğinizde 33 rekat şeklinde kılarsınız. Devamlı hasta olanlar ve yaşlıların oruç tutmadıkları her gün için verdiği paraya ne denir? Arkadaşlar burası bakın fitre ve fitye dediğimiz iki ifade vardır. Şimdi fitre fitre bir insanın günlük mesela bugün bu sene belirlenen fiyat 130 TL'dir. Günlük harcaması gereken yani oruç tutmadığında günlük vermesi gereken paradır. Fitye ise bu paraların aylık olarak verilmesidir yani arkadaşlar o da 3900 TL gibi bir fiyata denk gelmektedir. Sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi Biraz da içeriden gelen yemek kokularının verdiği <laughs> dikkat dağınıklığıyla bazı hatalarımız olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlak. Gocaman gocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılımıza gelin birlikte başlayalım. Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisinde hangi mesajı vermiştir diye bize soruyor. Şimdi baktığınızda burada Peygamber Efendimiz aslında ne diyor? Dünyada bıraktığın mal mülk aslında önemli değil diyor. Bir baba, bir ebeveyn yani anne baba çocuklarına bırakabilecekleri en iyi miras onların hayatında güzel yaşamasını sağlayan nedir? Güzel bir terbiyedir. Asıl önemli olan asıl önemli olan para pul değil güzel ahlaktır. Güzel ahlaktır. Şeklinde yazdığımızda arkadaşlar bu soruya doğru cevap vermiş oluruz. Peygamber Efendimiz'in burada vurgulamak istediği asıl mesaj budur. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktık. İlk bak bunu bir yerde duymuşsunuzdur. Bakara suresinin 201. ayeti. Hmm, tanıdık geliyor bir yerden. İbrahim suresinin 41. ayette geçen bizim Rabbimiz anlamına gelen dua nedir? Bu dua namazda nerede okunur? Arkadaşlar bu dua Rabbena duası. Arka tarafta da meallerine bakacağız. Ve Rabbena duası namaz içerisindeki son oturuşta. Son oturuşta okunur. Zaten selam vermeden önce Rabbena ve Rabbena Firli dualarını okumuş oluruz. Şimdi bazı yerlerde böyle şey oluyor arkadaşlar. Hani okurken <laughs> böyle kelimeler takılıyor. Bunun da nedeni şu anda bir oruç olduğumuz için arkadaşlar. Bazen böyle beyne tam elektrik gitmiyor. Onda affınıza sığınıyorum. Üçüncü soruyla devam edelim. Yani bazı cümleler arada eksik olabilir. Onun da kusuruna bakmayın. <laughs> Yukarıda verilen Hazreti Lokman'ın oğlu Saran'a verdiği öğütlerden yola çıkarak nasıl bir Müslüman olmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Şimdi Hazreti Lokman'ın oğlu Saran'a verdiği öğütleri çokça duymuşsunuzdur. Karşınıza çıkmıştır. Peki bu öğütler nelerdir? Bakalım. Allah'a ortak koşma. Yani Allah'a şirk koşma diyor. Allah her yaptığını ortaya çıkarır. Her şeyi bilir. Namazını dost kıl, kasılarak yürüme, yavaş konuş demiş. Şimdi burada aslında Hazreti Lokman oğluna nasıl insan olunması gerektiğini öğretmiş. Nasıl bir Müslüman olunması gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini bize aslında burada çizmiş. Peki nasıl bir Müslüman olmalıyız? Öncelikli olarak Allah'ın Allah'ın bir ve çek olduğuna iman etmeliyiz. Yani diğer bir adı Allah'ın bir ve tek olduğunun adı neydi? Tevhid inancı olarak karşınıza çıkmıştı. Allah'ın bir ve tek olması yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani La ilahe illallah demeniz yeterli zaten buradaki cümle için. Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi görür. Ona göre bakın nasıl davranmalıyız diyor ya ona göre davranmalıyız. Devam ettiğimizde doğru olmalıyız. Sadece namaz için değil arkadaşlar namazımız da doğru kılmalıyız ama genel olarak doğru olmalıyız diye kısaca yazayım. Zaten doğru olan namazında doğru kılar. Kasılarak yürüme yavaş konuş demiş. Burada da arkadaşlar topluma uyum sağlamalıyız, uyum sağlamalı. Bir de arkadaşlar e, böyle üst perdeden bakmamamız lazım. Yani eşitlik, eşit davranmalıyız. Ya işte ben şöyleyim, işte o böyle filan şeklinde davranmamalıyız. Şimdi arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda peygamber efendimizin soy ağacıyla alakalı bazı peygamberimizle alakalı bazı tabloda bilgilerimiz var. Ve bunları doldurmamızı istemiş. Bakalım aşağıda verilen peygamberimiz ile ilgili tabloyu doldurunuz. Peygamberimizin doğum yeri. Peygamberimiz nerelidir? Ya size şöyle sorsam peygamberimiz nerelidir desem. Babası, amcası nerelidir? Mekkelidir değil mi? Ha buradan aklınızda kalsın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Miladi takvim olarak bakarsanız 20 Nisan 571 yılına tekabül etmektedir. Ha şöyle de düşünürseniz hocam Hicri takvime göre bakarsanız Rebüvü'l-Evvel ayının arkadaşlar Rebüvü'l-Evvel ayının 12. gününe Cenk gelmektedir. Peygamber Efendimizin annesi Amine annemizdir. Peygamber Efendimizin babası Abdullah Aleyhisselam olacaktır. Lakabı ise Peygamber Efendimize Muhammedül Muhammedül Emin denilmiştir. Peki Muhammedül Emin ne demektir? Muhammedül Emin güvenilir Muhammed anlamına gelmektedir. Peki şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya hocam, Peygamber Efendimizin zaten güvenilir olduğunu biliyoruz. Adı üstünde peygamber e, Muhammedül Emin lakabının ne önemi var derseniz şöyle. Muhammedül Emin lakabı Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce verilmiştir. Yani daha peygamberliği tasdif edilmeden yani ona sunulmadan o kadar güvenilir, o kadar olaylar yapmıştır ki Muhammedül Emin denilmiştir. Mesela Hilful Fidul, Erdemliler Cemiyeti vardı. Erdemliler Cemiyeti'ne Peygamber Efendimiz 20'li 25'li yaşlarda katılmış, 40'lı yaşlarda peygamber olmuştur. Aynı şekilde Hacerül Esvet taşının konulmasında da hakem olayı yaparak bu tarz eylemleri gerçekleştirmiştir ve bu unvanı almıştır. Yani Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de yine dost doğru bir insandı. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda bize diyor ki tevhid inancı. Hocam siz bunu az önce arka tarafta anlatmıştınız. Evet ne demiştim? La ilahe illallah. Ha, şimdi. Tevhid duası, tevhid inancı ile ilgili diyor. Tahiyyat duasında nasıl ifade edilmiştir? Bu ifadenin anlamını yazınız. Şimdi arkadaşlar Tahiyyat duası nedir? Ettehıyyat diye başladığımız duadır. Peki bu duayı okuduğumuzda bakın arka tarafta da zaten çıktısını vermiştim demiştim ya Rabbena aidah işleyeceğiz. Etteyatü de işleyeceğiz diye. Şimdi bu dua içerisinde normal okuduğumuzda bakın şöyle bir okuyalım. Etteyatü lillahi ve selavatü ve attayibatü esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyna ve ala ibadillis salihim eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şimdi burası size tanıdık geldi mi? Eşhedü enna illallah La şehaden Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamına bakalım. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Ha! Bizim İslam'ın şartları içerisinde ilk yapmamız gereken ibadetler neydi? Şehadet getirmek. Yani Müslüman olabilmemiz için şartımız şehadet getirmekti. Etteyyatü duasında da yine buradaki kelime-i şehadet cümlesini görebiliyoruz. Yani tevhid inancını tahiyat duasında nasıl ifade edilmiştir? Kelimeyi kelimeyi şehadet kelimeyi şehadet içerisinde sinde bulunur. İsterseniz bunu detaylı bir şekilde de yazabilirsiniz. Biz zaman kaybı olmasın diye yazmıyoruz. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve resulü. Devam ettiğimizde bu ifadenin anlamını yazınız demiş. Bu ifadenin anlamı yani ben şahitlik ederim ki şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah ilah yoktur. Şimdi arkadaşlar burada şundan bahsedeyim. Devamı da şöyledir. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ama bize soruda ne demiş? Tevhid inancı. Tevhid neydi? Allah'ın bir ve tek olduğu inancı olduğu için buraya kadar manasını yazmanız yeterlidir. Buradan sonrasını yazarsanız da olur fark etmez ama asıl tevhid inancı yani Allah'tan başka ilah olmaması, Allah'ın bir ve tek olmasını anlatan kısım buradır. Altıncı sorumuza bakalım. Bu hadiste bize verilmek istenilen mesaj nedir? Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Ha, şimdi diyor ki aslında burada anlatmak istediği şu. Ağzımızdan çıkan her kelimenin karşılığını alırız. Yani nasıl? İyi konuşursak iyi, kötü konuşursak kötü. Peki burada asıl anlatmak istediği şu. Ahiret gününe inanıyorsun. Yani hesap günü, hesap günü olduğuna inanıyorsun. Hesap günü var. O zaman, o zaman boş konuşma diyor. Boş konuşma. Ya yaptığınla hayır söyle. İnsanlara bir hayrın dokunsun ya da boş boş konuşma. Mesela işte en basit olaydan bahsedeyim. Şöyle hani bunu dini olarak düşünmeyin arkadaşlar. YouTube videosunun altına giriyorsun. Allah'ım yazıyor, yazıyor, yazıyor işte böyle hareketler, hareketler. Ya şimdi konuyla ilgili bir şey yazsan tamam. Bak anlarım. Derim ki ya hocam mesela ben buradaki soruyu anlamadım. Başımla beraber. Bu neyi bir hayır konuşmaktır. Ama boş şekilde yorum yapanlar arkadaşlar, işte bu ayetten bahsediyor. Yani hayatta dolu dolu konuşun ya da susun. Her konuştuğunuzun hesabını vereceksiniz diyor. Aşağıdaki tabloda Peygamber Efendimizin soy ağacı verilmiştir. Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Hatice, diğer bir eşi Hazreti Mariye olacaktır. Zaten burada Hazreti Mariye'den olan oğlu İbrahim'dir arkadaşlar. Burayı hemen doldurabilirsiniz. Sonra yukarı tarafta geldiğimizde Hazreti Hatice'den dört tane kızı, iki tane oğlu olmuştur Peygamber Efendimizin. Bu Dört tane kız kısmında zaten üçünü vermiş burada yazmamızı istemiş. Oğullarından Kasım'ı vermiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde alt taraftaki yan kısımdakine Abdullah gelecektir. Kasım ve Abdullah Peygamber Efendimizin iki oğludur. Devam ettik. Bakın Hasan ve Hüseyin torunlarının annesi olan kızı Hazreti Fatıma olacaktır. Diğer bir kız arkadaşlar zaten Rukiye Rukiye ve Zeynep kızlarını da buraya yazabilirsiniz. Bu şekilde. Burası da. Şimdi asıl önemli noktaya geldik. Arkadaşlar bu konuda Rabbena dualarından sorumlusunuz. Yani bu sınavda karşınıza Rabbena soruları gelecektir. Rabbena duasıyla ilgili sorular gelecektir. Ha, bu arada da ee, dersin başında böyle biraz şeydim, açılmamıştım ama şu anda gayet güzel anlattığıma inanıyorum arkadaşlar. Hani böyle oruç olduğumuzdan dolayı bazen dilimiz sürüşüyor. İnşallah güzel anlatmışızdır. Bunu beğenilerinizle gösterirsiniz. Şimdi Rabbena duası. Tabii kötü anlattıysak da dislike atmayın. Onu hiç sevmiyorum. <laughs> Rabbena duası namaz kılarken okunacak dualar arasında yer almaktadır. Vakit namazlarının son oturuşlarında okunur. Bakın son oturuş. Yani selam vermeden önce. Rabbena dualarını okumak zorunlu değildir. Ve sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin bize önerdiği ve yaptığı şeydir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Rabbena duaları, Rabbena atina duası ve Rabbena firli duası olmak üzere iki tanedir. Ve bunlar zaten arka taraftaki sorularda çözmüştük. Bakara suresinin 201. ayeti ve İbrahim suresinin 41. ayeti şeklindedir. Rabbena duasının Türkçe okunuşu. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabenler brahmetike ya erhamer rahimin. Anlam olarak Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Aslında cuma hutbesine falan giden arkadaşlar varsa aranızda bu duayı orada Türkçe mealini duyabilirsiniz. Ya da mesela Ramazan programlarında filan da Türkçe meallerini veriyorlar ya. Ha işte bakın bu duayı aslında biz çokça duyuyoruz. Yani Türkçe karşılığını burada Türkçe karşılığını bilmiş olduk. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bizi, ana babamızı ve bütün Müslümanları koru şeklinde edilen duaya aşağı yukarı... Benzerdir. Rabbena filli duası ise şöyle. Rabbena filli veli valideye velil mü'minine yevme yakumil hisap. Ey bizim Rabbimiz beni, anamı, babamı, bütün mü'minleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla. Yani ahirette bizi, ana babamızı bağışla şeklinde dua ediyor. Şimdi etteyatü duasına zaten bakmıştık arkadaşlar, okumuştuk. Türkçe mealine bakalım. Bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allahü Teala'ya mahsustur. Yani yapılan bütün ibadetlerin asıl amacı Allah'a, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ey Peygamber! Allah'ım selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne inanıncıydı? Tevhid inancı. Yine şahitlik ederim ki Peygamber Efendimiz Muhammed onun kulu ve Resulüdür şeklinde olacaktır. Size bir sır vereyim mi arkadaşlar? Beşinci sınıf din kültürü yazılımız burada bitmiştir. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki varlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel insan, peygamber efendimizin hayatı, ikinci dönem birinci yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ine alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden 100 alacağımız yazılımıza gelin birlikte başlayalım. Yukarıdaki A ve B ifadelerin tanımı nedir? Bakalım. A ifadesi. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlar. Şimdi B'ye de bakalım. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke'de Oradaki gayrimüşriklerle birlikte çok büyük Müslümanlara baskı vardı. Ve Müslümanlar İslamiyet'i iyi bir şekilde yaşayamadıkları için Medine'yi de Peygamber Efendimiz böyle daha özgür bir ülke, daha yaşanılabilir, İslamiyet'i anlatılabilir bir şehir olarak gördüğü için arkadaşlar Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret etmiştir. Ve bu hicret ederken Medine'de hicret edenleri karşılayan, ev sahipliği yapan kişiler ensardır. Mekke'de ise Medine'ye giden kişiler ise muhacirdir. Yani hicret edenler muhacir. Medine'de ev sahipliği yapanlar ensardır. E soru da bize ne diyordu? Medine'li Müslümanlar A ah, yani ensarlar. Hicret eden Müslümanlar ise muhacir olacaktır. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam ilk soruda baya bir hata yaptınız. Medine'ye şey ülke dediniz falan diyebilirsiniz. Evet çok haklısınız. Daha yeni iftardan kalktım. Bir bardak çayımı bile böyle içtim, içmedim. Ya içtim tabii bir bardak çayı, iki bardak da içmiş olabilirim. Ders anlatmaya geldim. Daha tam böyle beynime şeker gitmedi. Elektrik yavaş yavaş gidiyor. Ondan dolayı bazı hatalarımız olur. Onda da affınıza sığınıyoruz. Geldik ikinci soruya. Yukarıda Ayşe'nin sormuş olduğu sorunun cevabı olarak neler verebiliriz? Allah niçin peygamber göndermiştir? Şimdi Allahü Teala nerelere peygamber göndermiştir? Peygamberleri şöyle tanımlayabilir miyiz? Peygamberler temizliktir, temizlik. Allahü Teala nerede bir kirlilik görürse, kirlilik görürse oraya Peygamber Efendimiz gibi Diğer peygamberler gibi peygamberler göndermiştir, elçilerini göndermiştir. Ha, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Peygamberimiz gelmeden önce Mekke'deki dönem nasıl bir dönemdi? Cahiliye dönemiydi. Değil mi? Cahiliye döneminde neler yapılıyordu? Putlara tapılıyordu, haksızlıklar had safaydı, kölecilik vardı, kız çocukları diri diri gömülüyordu. Yani aslında pisliğin, pasağın yani böyle kötülüğün aktığı bir yerdi. Ve Peygamber Efendimizin gelmesiyle birlikte buradaki kötülük ortadan kalktı ve iyilik ve güzellik, salih ameller ortaya çıktı. Yani Allahü Teala dünyadaki düzeni sağlamak için dünyadaki düzeni sağlamak sağlamak için peygamber gönderir. İkinci olarak da emir ve yasaklarını emir ve yasaklarını insanlara iletmek için iletmek için peygamber gönderecektir. Hatta İslamiyet, Müslümanlık nedir arkadaşlar? Dünya ve ahirette iyilik ve güzelliği bulmamız için bizim ana temel kitabımızdır. Üçüncü soruya geldik. Tabi burada istediğiniz anlattığım kısımlardan da not alabilirsiniz. Hz. Muhammed çok güvenilir bir insandı. Mekke toplumu bu yüzden ona lakaplardan hangisini vermiştir? Arkadaşlar peygamber efendimize Muhammedül Emin lakabını vermişlerdir. Bu arkadaşlar güvenilir Muhammed anlamına gelmektedir. Yani peygamber efendimizin çok güvenilir olduğunu biliyorlardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz 20'li 25'li yaşlarda Hilful Fidul yani Erdemliler topluluğuna katılmıştır. Aynı şekilde Kabe olayında yani Hacerül Esvet Taşı'nın konulmasında hakem rolü üstlenmiştir. Hakem görevi üstlenmiştir. Ve şunu da söyleyeyim daha peygamber olmadan önce bu dediklerimi yapmıştır. Dördüncü soruya geldik. Peygamber Efendimizin bir hadisi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bu arada arkadaşlar salavat getirmek Peygamber Efendimizin ismini duyduğunuzda çok önemlidir. Lütfen hani ben elimden geldiği kadar ders anlatırken normalde böyle bir mecburiyetimiz yok ama biz vicdanımız rahat etmediği için sürekli söylüyoruz. Siz de duyduğunuzda sallallahu aleyhi ve sellem yani Peygamber Efendimize selam ve salavat getirmeyi unutmayın. Avlularınızı, evlerinizin önünü temizleyiniz. Hadisi bizleri hangi temizlik yapmaya ve yönlendirmeye yöneliktir? Şimdi avlu nedir? Eski bilirseniz böyle köy evlerinde bakın resim olarak da koydum. Şu iç kısımlardan bahsediyor. Ve evlerinizin önü dediğimiz bu kısımları temizlememizden bahsediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes kendi evinin önünü temizlese Dünyada kir ve pasak kalır mı? Kalmaz. İşte Peygamber Efendimiz aslında burada anlatmak istediği çevre temizliği. Yani siz evinizin önünü temizlerseniz dünyadaki bütün yerler temizlenecektir diyor. Beşinci sorumuza geldik. Şimdi beşinci sorumuza baktığımızda Peygamberimizin yukarıdaki duasında vurguladığı temel husus nedir? Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle demiş. Hmm. Burada aslında Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Yapılan bütün ibadetler, yapılan bütün dualar her şey ne içindir arkadaşlar? Allahü Teala içindir değil mi? Allah içindir. Burada asıl önemli olan Allah'ın Allah'ın rızasını yani sevgisini kazanmak olacaktır. Altıncı soruya geldik. Peygamber Efendimizin soy ağacını görebilirsiniz. Babası Abdullah, annesi Amine. Peygamber Efendimiz eşi Hatice. Yukarıdaki tabloda Peygamber Efendimizin soy ağacı verilmiştir. Tabloda eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. 3 kızı, 2 oğlu kısmı eksikmiş. Şimdi tablo üzerine baktığımız zaman Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice annemizden Peygamber Efendimizin 6 tane çocuğu olmuştur. Bunlardan 4'ü kız çocuğu, iki tanesi de oğlan çocuğudur. Yani birincisi Kasım, ikincisi ise Abdullah'tır. Burayı tamamladık. Sonra Hazreti Maria eşinden yani diğer bir eşinden olan oğlu ise İbrahim olacaktır. Burayı da tamamladık. Şimdi geldik kız çocuklarına. Kız çocuklarında arkadaşlar bilmeniz gereken nokta şu. Ya hocam işte kız çocuklarını biliyoruz. İşte Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma bunları ben yazabilirim. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada Hazreti Hasan. Peygamber Efendimizin torunu ve Hazreti Hüseyin'in annesi olan kızı Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma. Fatma ya da Fatıma diye yazabilirsiniz. Bunu da yazdıktan sonra diğer yerleri istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Diğer bir çocuğunun adı Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye Peygamber Efendimizin diğer çocuklarıdır. Bu tablonun ekran resmini kesinlikle alın arkadaşlar. Çünkü buradan size çok sayıda soru gelebilir. <laughs> Yedinci sorumuza geldik. Peygamberimizin doğum ve ölüm yıllarını tarih ve yer olarak yazınız. Peygamber Efendimiz nereli? Mesela sen nerelisin dediğinde bana sorsanız sen nerelisin? Gayserli. Niye Gayserlisin? Çünkü Gayseri'de doğdum. Peygamber Efendimiz de nerede doğmuştur? Yani olduğu yer, nereli olduğu yer, doğduğu yer Mekke'dir. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuştur ve arkadaşlar doğduğu yer Mekke olduğu için Mekkelidir. Peygamber Efendimizin doğum tarihi miladi takvime göre bakarsanız 20 Nisan 571 yılına tekabül eder. Rebüvül evvel ayının evvel ayının 12. gününe de eş olarak denk gelmektedir. Ve Vefat yeri olarak ise Peygamber Efendimizin şu anda kabri nerede buluyor? Mescidi Nebi'de, Ravza-i Mutahharra'da. Yani burası Medine'de bulunuyor. Ve vefat tarihi olarak Peygamber Efendimizin 8 Haziran 632 yılını yazabiliriz. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel yüz alacağınız soruları anlatmış olduk. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak goçaman goçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde açı büyüklüklerine göre dar, dik ve geniş açı olarak doldurunuz. Şimdi hocam dar açı, geniş açı, dik açı ne? Ben bunu yapamıyorum diyorsan evet sana öğretmeye geldim. Öncelikli olarak dar ve geniş açıyı çözebilmen için ilk yapacağın işlem dik açının ne olduğunu bileceksin. Dik açı 90 dereceye eşit olan açılara dik açı deriz. Şekiller üzerinde baktığımızda dik bir şekilde 90 dereceye eşit olan açı budur. Bunu çözdün ya. Geriye kalan bitti. Nasıl bitti hocam? Bak. Buradan içeri tarafa doğru ok küçülürse dar açı yani 90 dereceden küçükse dar açı. Ok dışarı tarafa doğru büyürse geniş açı. Baktık birinci. Ok içeri tarafa doğru mu yatmış? Evet. O zaman burası dar. Ok dışarı tarafa doğru mu gitmiş? O zaman burası geniş. Dar açı 90 dereceden küçük olan açılardır. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılardır. Yani sınır 90. Dik açı da bildiğiniz üzere 90 derece olanlar. E oka baktık. Alt taraftakine göre açılmış mı? Evet. O zaman geniş açı. Ok daralmış, dar açı ok açılmış geniş açı Evet burada daralmış dar açı son olarak da yine daralmış burası da dar açı olacak şimdi geldik alt tarafta bulunan ondalıklı işlemleri bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı ikinin biri örnek soru dağılımında ondalıklı sayılardan işlemleri soracağını söylemiş o zaman bu sorular nasıl karşınıza gelir? gelar. <laughs> Bu arada gelir. Şöyle olur arkadaşlar. Belirli bir sayı verir size. 5 tane 6 tane sayı. Bunları topla ortalamasını al. Ya da işte bunları çıkar çarp böl gibi işlemler gelebilir. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ondalıklı sayıların toplamını bulunuz. Yani yukarıdaki sayıları toplamamızı istiyor. Peki hocam biz bunu nasıl toplayacağız? Yapman gereken virgülleri alt alta yazmak. Yani ilk olarak 0 virgül 5. Daha sonra 3,2. Bak virgülleri alt alta getiriyoruz. Daha sonra 7,4. Sonra 1,4, sonra 2,35. Hocam bunu nasıl yazacağız? Bak şöyle. 2,35 şeklinde. Virgüller denk gelsin, geri kalan önemli değil. Sonra 0,12. Burayı toplayacaksınız. Hocam buralardaki basamaklarda bir sayı yok. Burayı nasıl toplayacağım dersen sıfır olarak da alabilirsin. Zaten etkisiz elemandır. Yani aslında burada bakın şu virgülden sonraki kısım özellikle çizeyim. Burası bir basamaktır. Sağ taraf bir basamak, burası bir basamak, virgülün olduğu kısım bir basamak. E burada toplama işlemini yapalım. 5 ile 2'yi topladık 7. Sonra geldik. 5 ile 2'yi topladık 7. 4 daha koyduk 11. 11'e 7 daha koyduk. Ne yaptı arkadaşlar? 18. Bir daha 19. Buraya normal bir toplama yapar gibi 19'un 9'unu yazıyoruz. 1 elimizde kalıyor. Elde var 1. Sonra virgül koyduk. 1 ile başlıyoruz. Elde 1 vardı ya. 1 ile 3'ü topladık 4. 14 yaptı. O şey 11 yaptı arkadaşlar. 11 12 dedik 2 de buradan toplam 14,97 sayısına ulaşmış olduk. İşlemde inşallah hata yapmamışızdır. Şöyle bakayım evet. Aşağı yukarı topladığımızda <laughs> şimdi arkadaşlar ders çekerken şöyle bir şey oluyor çok mesela basit bir işlem olur değil mi? Klasik toplama işlemi ama video çekerken heyecandan da kaynaklı yani sizin gibi güzel öğrencilere ders anlatmaktan heyecanlanıyoruz. Bazen böyle elimiz ayağımız titriyor. Bundan dolayı yanlış işlemler olabiliyor. Onda da affınıza sığınıyoruz. Şimdi geldik arka tarafta biraz işleme dayanıklığı zor bir soru var. Hakikaten hafif zor bir soru. Peki bu soruyu nasıl yapacağız? Şimdi soruya baktık. Diyor ki A bölü B şeklinde verilen kesirin ondalıklı gösterimi 0,45 olarak verildiğine göre A artı B en az kaç olabilir? Şimdi 0,45 sayısı neye eşittir? 45 bölü 100 sayısına eşittir. Yani bu sayı da eşittir A bölü B ise A yerine 45 B yerine 100 diyebiliriz normalde. Ama bize demiş ki soruda en az kaç olabilir? O zaman bu oranda yani 45 bölü 100 oranında bu sayıyı bizim sadeleştirmemiz lazım. O zaman 45 bölü 100 sayısını sadeleştirelim. Her iki tarafı da 5 sayısıyla böldüğümüzde yukarı tarafta 9 aşağı tarafta 5'e bölersek 20. 9 bölü 20'den sonra başka sadeleştirme yapabiliyor muyuz? 2 ile 3 ile 5 ile yapamıyoruz. Yani her ikisini de bölen ortak bir sayı yok. O zaman en sade biçimi 9 bölü 20'ymiş. O zaman burada yine buraya biz a bölü b dersek a sayımız 9, b sayımız 20'dir. Yani bize A artı B'yi sorduğu için 9 artı 20'den sonucumuz eşittir arkadaşlar. 29 olacaktır. Cevabımız 29'dur. Bakın bu tarz sorularda altı çizili kısımda en az en çok dediği kısımlara kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Bir soru bir sorudur. Şimdi ilk geldik Kaan. Ya bu kim bu Kaan derseniz Kaan benim ha bu arada. <laughs> Kendi adımı yazıyorum sorularda. Kaan'ın 12 tane sarı. 23 tane yeşil. Bak 12 sarı. 23 tane yeşil. Ve 15 adet kırmızı kırmızı balonu varmış. Kaan'ın kırmızı balon sayısının toplam balon sayısının kaçta kaçı olduğunu Yüzde sembolü ile gösteriniz. Hmm. Hocam soru biraz zor mu? Değil. Öncelikli olarak oran orantıda yapacak olursak bize ne demiş? Kırmızı balon sayısının yani üst tarafa kırmızı balon sayısı gelecek bölü toplam balon sayısına dediği için toplam şeklinde yazacağız. Peki kırmızı balon sayımız kaç? 15. 15'i yazdık. Bölü. Toplamımız kaç? Hadi toplayalım. 5 etti. Yani 10 etti. Elde 1, 4, 50 yaptı. Yani aslında bu sayımız 15 bölü 50 oranına sahip. Ama şimdi asıl önemli nokta bura. Soru da bize ne demiş? Bakın yüzde semboliyle gösterimi. Ha bu balon 50'de 15'e eşitse Yüzde kaça eşit olduğunu bulmamız lazım. Yani 2 ile burayı genişletmemiz lazım. 2 kere 15 ne yaptı? 30 bölü. 2 kere 50 ne yaptı? 100. Yani aslında kırmızı balonun toplam balona sayısı oranı yüzde... 30'a eşit olacakmış. Cevabımız basit ama devamında işlemler sormayı milli eğitim ve öğretmenleriniz hatta ÖSYM de çok sever. İşlemi yarım bırakıp 15'e 50 demeyin. Yüzdelik kısmını da bulun. Aşağıdaki eş eşitliklerde bulunan x ve y değerlerini bulunuz. Hocam ya bir soruyu okuyamıyorum falan diyenler oluyor bazen aranızda <laughs> biliyorum. Bak şu anda iftar sofrasından kalktım. Yeni tatlımı attım yedim. Orucumu açtım çok şükür. Elhamdülillah hepinizin de bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun arkadaşlar. Ee, şimdi bazen böyle beyne daha şeker tam gelmiyor. Orada bazı sorular da hata yapmış olabiliyoruz. Şimdi x ve y değerlerini bulunuz. E peki hocam bunu nasıl bulacağız? Demiş ki x bölü 20 eşittir yüzde 60. Sana şunu söyleyeyim. %60 şeklinde gösterilen sayı nedir? 60 bölü 100'dür. Evet, evet, aynen böyle. Yani oradaki 100 bölü 100 şeklinde geliyor. E, geriye kalan bitti zaten. Burası ne? X bölü 20 eşittir demiş. Eşittir demiş. Ne olacak? 60 bölü 100. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın kolay yolu söylüyorum. 20'yi 5 ile çarparsak ya da şöyle düşünelim. Tersten gelelim. 100'ü kaça bölersek 20 yapar? 5'e bölersen 20 yapar. O zaman 60'ı da 5'e bölersen 5'e bölersen x sayısını bulursun. 60'ı 5'e böldüğün takdirde x eşittir 12 sonucuna ulaşırsın. Ha uzun yoldan yapacak olsaydın buraları sadeleştirirdin arkadaşlar. Bunlar da karşılıklı olduğu için zaten sadeleşirdi. Burada e, alt kere 2 geriye 12 kalırdı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yan tarafına geçtik. Diyor ki 12 bölü y eşittir %36. Peki biz buradaki soruyu nasıl yapacağız? Buradaki soruya baktığımızda. Aynı şekil %36'yı biz nasıl gösteriyorduk? %36'yı. 36 bölü 100 e tamam yapalım hadi. 12 bölü y eşittir 36 bölü 100. Şimdi 36'nın 12 olabilmesi için bu sayıyı kaça bölmesi lazım? 3'e bölmeniz lazım, değil mi? Aynı şekilde burayı da 3'e bölerseniz, 3'e bölerseniz y sayısı eşittir 33,3 sayısına eşit olur soruyu yazarken burada ben bunu düşünemedim. Ama sonuç biraz küsür attı. 33,3'e eşit oldu. Aha da geldik asıl soruya. Doğru doğru parçası ve ışın. Hocam ben bunları bilemiyorum. Nasıl yapacağım diyorsan sana şöyle desem. Bak şimdi güzel kardeşim. Ben sana desem ki Ahmet, Mehmet, Ayşe, Canan. Bana desem bir tane sayı doğrusu çiz desem sen ne yaparsın buraya? Hemen şöyle güzel bir iki tarafı ok olan ortaya sıfırdan başlayıp bu taraf artı bu taraf eksi bir sayı doğrusu çizersin. O zaman burada gördüğün sağa sola doğru ok olan yerin adı doğrudur. Gösterimi de AB üstü iki tarafa doğru ok işareti şeklinde olur. Ha geldik devam ettik. Ben sana desem ki bu sayı doğrusunun içerisinden 2 ile 4 arasındaki sayıların doğrunun parçasını al desem ne yaparsın? Buraya gelirsin 2 sayısını işaretlersin. 4 sayısını işaretlersin. Burayı karalarsın. 2 ve 4'ün arasında bir doğrunun parçasını alırsın. Yani A ve B şeklinde iki tarafı da kapalı bir şey gördüğün nedir? Bir doğrunun parçası olacaktır. Gösterimi de ise kapalı oldukları için buralarda kapalı parantez kullanırsın. Yani AB iki taraflı kapalı parantez dersin. Peki hocam doğruyu bulduk. Doğru parçasını bulduk. Ortadaki şekil ne? Sana şöyle söyleyeyim. Şu anda aslında cebimde vardı bir tane de. Lazeri aldın. Lazerden bir ışık tuttuğunda fen bilgisi dersinde nasıl gider? Bu şekilde gider. Lazer buradadır. Bu şekilde gider. Bunun adına biz ne veririz? ışık kaynağında oluşan ışın deriz. Yani burası da ışındır. Yine kapalı olan kısmına şu şekilde A, B şeklinde de normal bir şekilde yazabilirsin. Gösterimi de bulur. Ekran resmini çektin mi? Aferin sana. Yedinci sorumuz. Ha bak bu soru biraz daha zor. Niye zor? Üniversitede abileriniz, ablalarınız üniversite okurken bize final sınavlarını hesaplarken kullandığı mantığı bugün size anlatacağım. Peki nasıl yapacağız? Öncelikli olarak baktığımızda üniversitede okuyan öğrenciler iki sınava girmektedirler. Vize ve final olan bu sınavlar öğrencinin başarısını belirler. Öğrenci ortalaması bulunurken vize sınavının yüzde Bak vizenin yüzde Final sınavının yüzde alınır. Ve bundan sonra bir ortalama ortalama sonucu oluşturulur. Bu ortalamada 60 alan öğrenci dersi geçer. 60'tan büyük alan öğrenci dersi geçecektir. Yukarıdaki tabloya göre sınıfı geçen öğrenciler hangisidir? O zaman sınıftaki öğrencilerin ortalamasını bulalım. Öncelikli olarak 80 sayısının %40'ı nasıl yapıyoruz? Öncelikli olarak sayı çarpı yüzdelik kısmı yani 40 bölü 100. Buradan sadeleştiriyoruz. 4 kere 8 32 puan buradan geliyor. Burası 32. Hocam kısa yolu var mı? Var. Bak hemen gösteriyorum. 80'in sıfırını sil. 40'ın sıfırını sil. 8 kere 4 32. 40'ın sıfırını sil. 40'ın sıfırını sil. 4 kere 4 16. 7 kere 4 28. Bak sıfırları görme direkt ortalamayı hesapladın. Yani tek tek burada işlem yapmana gerek yok. Aynı şekilde geldik final kısmına. 40'ın %60'ı diyor ya sıfırları görme 4 kere 6 ne yapar? 24. 8 kere 6 ne yaptı? 42. 8 kere 6 ne yaptı? 42. Peki şimdi ne yapacağız? Bak Final sınavı ve vize sınavının ortalamaya getirdiği puanları bulduk. Bu puanları topladığınız takdirde ortalama puanlarını bulabilirsiniz. E, toplayalım. 32 ile 24'ü topladığımız zaman ne yapar? 56 yapar. Yani dın 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 canan canan kaldı. Galanlar canan. 16 ile 42'yi topladık. Ne yaptı? 58 yaptı. Dın 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 Ayşe kaldı. 40, 28 ile 42'yi topladık arkadaşlar. Ne yaptı? 70 yaptı. Mehmet geçti. Aferin bir Mehmet'e. Yani bize geçen öğrencileri bulun demişti. Bu da Mehmet olacaktır. Devam ettik. Üçgenin iç açıları. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180 derecedir iç açıları. Yukarıda verilen ABC üçgenine göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? Hocam iç açıları dediği ne? bir burada bulunan açı A, burada bulunan açı B, burada bulunan açı C, yani üç açıyı toplayacağın A artı B artı C eşittir 180 derece olacak. E burada da bize iki açıyı vermiş, üçüncü açıyı demiş ki la oğlum sen bunu bilmiyorsun, bunu vermemiş. E ne yapacağız? İki açıyı buradaki iki açıyı toplayacağız. 180 dereceden çıkaracağız. E toplayalım. İki açıyı topladığımızda 115 artı 35'i toplarsak 5 5 10 elde 1. 5 1 yani 150 yaptı. İki açının toplamı yani A ve B'nin toplamı 150. E toplamı 180 olabilmesi için C açısı kaç derece olacaktır? 180'den 150'yi çıkarırsanız 30 derece olacaktır. Yani burası 30 derece cevabını buldun tam puanı aldım. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet yazılınız burada bitmiştir. Bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı iki yuvarlak Goçaman goçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi senaryo 1'in sorularını hep birlikte güzelce çözeceğiz ve bir cızgı iki yuvarlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler alacaksınız. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Bu metinde Rabbena dualarıyla ilgili verilen yanlış bilgilerin doğrularını yazınız. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de bulunan dualardan ikisidir. Doğru mudur? Doğrudur. Bu dualar Bakara Suresi'nin 201. ayeti ile İbrahim Suresi'nin 41. ayetinde yer almaktadır. Bu da doğru. Bunlar namazların herhangi bir bölümünde okunmaz. Din, 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 din. Burası yanlıştır. Namazların son oturuşunda yani selam vermeden önce salli okuduktan sonra Rabbena ve Rabbena Firli dualarını okuruz. Ancak Günün her saatinde ve her yerde okunabilir. Sıkıntı yoktur. Rabbena dualarında Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine selam gönderilir. Tabii öğretmeniniz sizin için Rabbena Firli ve Rabbena dualarının Türkçe meallerini çıkardı. Türkçe meallerine baktığımızda orada diyordu ya peygamber efendimiz ve ailesine selam gönderir. Hadi gelin birlikte bakalım. Türkçesine baktığımızda Allah'ım bize dünyada iyilik ve güzellik Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbena Firli'ye baktığımızda da ey bizim Rabbimiz beni, anamı ve babamı bütün müminleri hesap gününde herkesin sorguluya çekileceği günde bağışla. Aslında biz Rabbena Firli duasıyla birlikte ne yaparız? Peygamber Efendimiz ve ailesine değil kendimiz kendimiz ve ailemiz için iyi dilekte iyi dilekte bulunuruz. Hatta şöyle de bir şey diyebiliriz. Sadece kendimiz ve ailemiz değil arkadaşlar. Diğer Müslümanlar diye de ekleyelim. Kendimiz, ailemiz ve diğer Müslümanlar için iyi dilekte bulunuruz. Rabbena duası ile birlikte. İkinci sorumuza baktığımızda bir hadisi şerifimiz var. Ve diyor ki bu hadisten hareketle selamlaşmanın insan ilişkileri üzerindeki etkisini açıklayınız. Size yaptığınız, takdir, yaptığınız takdirde birbirinizi sevdireceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Şimdi bak sen geldin güzelce benim dersimi dinliyorsun. Ben de güzelce anlatıyorum. Sana dedim ki selamun aleyküm dedim. Ne dedim? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun dedim. Senin için, hiç tanımadığım bir kardeşim için buradan ben dua ettim. Selam vermek işte kendi aramızda birbirimizi sevmemiz için bir nedendir. Selam verirsen arkadaşlar, iyi bir dilekte bulunursun. Selam iyi dilekte bulunmak demektir. Yani Allah'ın selamı ve bereketi, rahmeti ve bereketi üzerine olsun dersin selam vermemle birlikte bir aidiyat hissi olur. Ben sana selam verirken ne dedim? Bir kardeşim için dedim, değil mi? Elhamdülillah ben Müslümanım. Elhamdülillah sen de Müslümansın. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirlerimize artık bir abi kardeş ilişkimiz, bir aidiyatımız oldu. Ve bununla birlikte aramızda dostluk Dostluk yazabilirsem tabii ki de dostluk. Kardeşlik ve arkadaşlar barış oluştu. Artık birbirlerimize düşman değiliz. Ve bununla birlikte samimi bir sohbet havası sohbet oluşur. Yani ben sizi kardeşim olarak gördüğünüz için şöyle bir kafanıza böyle hafif böyle değebilirim. <laughs> şaka şaka. Yok benim kardeşim olunca böyle şey yapıyoruz. Ee, şimdi kardeşler arasında benim küçük kız kardeşim var tamam mı? Böyle şey olur ya çorabı çıkarım, böyle çorabı kafasına doğru atarım. Bunlar küçük e, nüanslardır arkadaşlar. Güzel eserlerdir diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza baktığımızda öğretmenin öğrencilerle konuşma ile ilgili verdiği nasihatler neler olabilir? Bu nasihatlerden birini yazınız. Öğrenciler okul bahçesinde Dudu Hal oyunu oynamak için gruplar kuruyorlardı. Ancak aynı anda ve yüksek sesle konuşup tartıştıkları için birbirlerini anlayamıyorlardı. Bu durumu fark eden öğretmen la oğlum bir susun lan ne bağırıyorsunuz diye bağırdı tabii ki de. Öğrencilerine konuşma adabı ile ilgili bazı nasihatler bulundu. Peki ne diyebilir? Burada öğretmen der ki e bire mübarek kardeşlerim siz aynı anda konuşuyorsanız aynı anda konuşuyorsanız birbirinizi nasıl duyacaksınız? Bundan dolayı aynı anda değil Nasıl konuşalım öğretmenim? Tek, tek konuşun demiştir. Ve devam etmiştir. Demiştir ki bakın yüksek ses tonu kullanmayın. Uygun ses tonu kullanın. Uygun ses tonu. Yani kısık konuşmanız gerekiyorsa, kısık bağırmanız gerekiyorsa da bağırın. Sonra bir de burada yani çok fazla kişisiniz. Birbirinize, birbirinize saygı, gösterin demiştir öğretmen abimiz. Dördüncü sorumuza geldik. Bu sıralamada boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız. Aşağıda sofra adabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar sırasıyla verilmiş. Yemekten önce elleri yıkamışız. Aferin çok güzel beğendim good day. Sonra yiyeceğimiz kadar yemek almak. Hmm, ne oldu? Biz Müslümanız değil mi elhamdülillah. Müslüman ne yapar? Bir işe başlamadan önce besmele çeker. Özellikle de yemek yiyorsanız Peygamber Efendimiz ne demiştir? Besmele çekmeyi unutan bir kişi yemek ortasında bismillah diyerek de yine yemeğine devam eder demiştir ve bu kadar ilgi göstermiştir. Yani yapması gereken besmele çekmek. Aferin. Burası tamam. Sonra Yiyeceğimiz kadar yemek almak. Tamam güzel. Küçük lokmalar halinde yemek. Evet. Yemeği yedikten sonra elhamdülillah diyerek Allah'a şükretmek çok güzel. Ne oldu? Elleri başta yıkadıydın ya sonra eller kirlendi. Artık ne yapacaksın? Yemekten sonra elleri yıkamak olacaktır. Bu şekilde tamamlarsak artık doğru işlemi yapmış oluruz. Evet, geldik beşinci sorumuza. Hazreti Hatice'yi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a evlilik teklif etmeye götüren süreci kısaca yazınız. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice annemiz çok zengin ve kervan sahibi. Tamam mı? Kervan sahibi. Bu kervanlarını, sahibi, kervan sahibi, kervanlarını göndermek için kervanlarının başında duracak bir kişi arıyorlar. Tabi Peygamber Efendimizin ünvanı neydi? Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i kervanların başına geçiriyorlar. Ve bu kervanları da, yan taraflarına da yani yanına Meysere'yi veriyorlar arkadaşlar. Meysere. Hazreti Hatice'nin yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Peygamber Efendimiz Meysere ile birlikte gittikten sonra bildiğiniz üzere çok güvenilir ve doğru bir insan olduğu için Meysere geliyor Hazreti Hatice'ye Peygamber Efendimiz hakkında övgü dolu e, yani övgü dolu yapmasına gerek yok. Olduğu gibi zaten Peygamber Efendimiz güzel ahlakın temsili olduğu için doğruluğunu dürüstlüğünü ve güvenilir olduğundan bahsediyor. Bunun üzerine ise Hazreti Hatice annemiz yardımcısı aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e evlenmek istediği ile istediğini iletmiş oluyor. Altıncı sorumuza bakalım. Bu örnekten hareketle aile içi iletişiminin nasıl olması gerektiğini yazınız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkar. Onu öper ve kendi yerine oturttururdu. Bir yolculuğa çıkacağı zaman önce Fatıma'yı görür Yolculuktan dönünce de ilk ona uğrardı. Hazreti Fatıma da bu zarif tavırları kendisine örnek edinir ve babasına aynı şekilde davranırdı. Dikkat edin. Cahiliye dönemi. Kızların diri diri gömüldüğü bir dönemde Peygamber Efendimiz kızını omzuna alarak Kabe'yi tavaf etmiştir. Ve aynı şekilde yukarıda baktığınız metinde çok büyük bir saygı göstermiştir. Evlatlarına, çocuklarına çok büyük bir saygı göstermiştir. Bu metinden ilerlediğimizde aile içi iletişimde öncelikli olarak arkadaşlar karşılıklı yani büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe karşılıklı saygı ve sevgi gösterilmeli. Devam ettiğimizde arkadaşlar büyükler, büyükler yani ebeveynler çocuklarına değer vermeli. Küçük kardeşlerim ise küçükler ise yani çocukları ise arkadaşlar bu değere saygı ile karşılık vermelidir. Bu değere saygı ile karşılık vermelidir. Hepinize kocaman sevgi dolu buradaki sevgi gibi sevgilerimi iletiyorum. İnşallah bir cızgı iki yuvarlak yüzler alırsınız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik senaryo 1 örnek soruların çözümü ile karşınızdayız. Sorularımıza vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki dairelerin içinde iki farklı ondalık gösterimi basamak değerleri yazmaktadır. Buna göre bu ondalık gösterimlerinin toplamlarını bulunuz. E şimdi arkadaşlar öncelikli olarak tek tek buradaki basamak değerlerini yazmamız lazım. Bakın ne var? 5 Beş var. 5'i yazdık. Sonra 0,01. Hocam burada ne yapacağız? Bak, virgülleri alt alta getirmeyi kesinlikle unutma. Yani 0,01 şeklinde yap. Yani 5 ile 0'ı aynı hizaya getir. Devam ettik 30. 30'u yazarken de bakın şu şekilde yani sol tarafa doğru basamak büyüterek yazın. Devam ettiğimizde 400'ü ise şu şekilde yazın. Devam ettik 0,006'yı yazdık. Son olarak da 0,7'yi yazdık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra basit toplama işlemi. Her birinin altındaki basamaklarla değerlerini toplayacağız. En sağda hangisi var? 6. 6'yı yazdık. Daha sonra ne var? 1 var, 0 var. 1 ile 0'ı topladık. 1. 0, 0, 7 var. Topladık. 7. Virgül. Geldik şimdi. 5 ile 0'ı topladık. 5. 3 ile 0'ı topladık. 3. 4'ü de direkt indirdik. Yani 435,716 sayısını ilk kısımda sarı olan kısımda elde ettik. Devam ettiğimiz arkadaşlar yan tarafı daha rahat bir şekilde yazalım. Öncelikli olarak 0,2. Sonra 2 demiş. Bakın direkt 2 dediği için virgülün sol tarafına yazıyoruz. 30 dediği için nasıl yapıyorduk? Bakın 0'ı 2'nin altına getiriyorduk. Daha sonra 0,0 şey 0,5'miş. 005 yazacaktım. Bunu yazdık. Daha sonra 0,001 0, son olarak da 700'ü şu şekilde yazdık. E, toplayalım. 1 zaten başka bir değer yok. Direkt indirdik. 5 ile 0'ı topladık 5. 2 ile 0'ı topladık 2. Virgül. 2 ile 0'ı topladık 2. 3 ile 0'ı topladık 3. 7'yi de direkt indirdiğimizde 732,251 sayısını elde etmiş oluruz. Aslında bize burada neyi anlatmak istiyor biliyor musunuz? Burada birler basamağı 2. Onlar basamağı 3 yüzler basamağı 7 gibi basamak değerlerini anlatmak istemiş ama burada biraz daha karmaşık bir şekilde vermiş. İkinci sorumuza bakalım. Kare ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere Zeynep kare bölü üçgen kesirinin ondalıklı gösterimini 0,48 olarak yazmıştır. Buna göre kare artı üçgen işleminin sonucu en az kaçtır? Şimdi 0,48 sayısının aslında gösterimi nasıl? 48 bölü 100 değil mi? E sen buna direkt şöyle diyebilir misin? Hocam zaten demişti ki bakın kare bölü üçgen demişti. E kare 48 üçgende 100 e, Bu ikisini toplayalım diyemezsin. Niye? Çünkü soruda bir ayrıntı vermiş bize. En az demiş. O zaman 48 bölü 100'ü bizim sadeleştirmemiz lazım. Her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar 24 bölü 50 yapar. Tekrar 2'ye bölersek 12 bölü 25 yapar. Daha fazla da bir bölüm gerçekleştiremeyiz. Yani en sade şekli 12 bölü 25'tir. Buradan ise kare 12, üçgen ise 25'tir. 12 ile 25'i topladığımız zaman sonuç 37 olacaktır. Matematik basamaklı aşamalı soru sistemine dayandığı için arkadaşlar ilk basamağı yapıp soruyu hemen bırakmayın. Üçüncü soruyla devam edelim. Poyraz'ın 22 tane, 22 tane kırmızı, 18 tane mavi, 25 tane beyaz, 35 tane yeşil bilyesi varmış. Arkadaşlar ne kadar bilyesi var? Benim de küçükken böyle bir poşet bilyem vardı. Poyraz'ın mavi bilye sayısı, toplam bilye sayısının kaçta kaçı olduğunu yüzde sembolü ile gösterin. Şimdi soru da şöyle diyor. Orantı kur diyor, değil mi? Neyi kuralım? Mavi bilyenin, bak. Mavi bilyenin toplam bilye sayısına oranı. O zaman mavinin toplama oranı diyeceğiz. Peki mavi bilye sayımız kaç tane? 18 tane mavi bilyemiz varmış. Toplam bilye sayımız ne? 22 ile 18'i toplarsak 40. E, burayı da toplarsak ne yapar? 60 yapar. Toplam bilye sayımız da 100. Yani aslında mavinin toplam bilye oranı 18 bölü 100'e eşit. Ama bize soruda şöyle diyor. Yüzde sembolü olarak gösterin dediği için cevabımız yüzde 18 oranına sahip diyebiliriz. Yani 100 tane bilye var. 100 tane bilyeden 18 tanesi mavi bilyeye ait diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki eşitliklerde kare ve üçgen yerine yazılacak sayıları bulunuz. E bulalım. Şimdi Hocam bakın kare bölü 25 eşittir %68 demiş. %68'i biz nasıl ondalıklı gösteririz? 68 bölü 100 şeklinde gösteririz. E peki geriye kalan çok mu zor? Bakın çok kolay. Niye? 25 ile 100 aynı yerde eşitlik olduğu için 100'ü 25'e çevirebilmek için ne yapmamız lazım? 4'e bölmemiz lazım. Aynı şekilde biz 68'i 4'e bölersek kareyi bulabiliriz. 68'i 4'e böldüğümüzde 60 olsa 15 yapar, 2 de oradan gelir 17 sayısına ulaşmış oluruz. Yani kare eşittir 17 sayısıymış. Kareyi bulduk. 17. Yan tarafa bakalım. 11 bölü üçgen eşittir 55 bölü 55 bölü 100. Şimdi. Ne yapmış burada? 55'ten 11 olabilmesi için ne yapması lazım? 5'e bölmesi lazım. Aynı şekilde 100'ü de 5'e bölersek, 5'e bölersek 100'ü 5'e böldüğümüz takdirde üçgen 20 sayısına eşit olacaktır. Yani üçgen 20 iken kare de arkadaşlar 17 sayısına eşit. Burayı da kare gibi yaptım bari şöyle yapayım üçgen gibi <laughs> olsun. Sonra hocam kareye 20 yazdın demeyin. Aa, bakın bu soru hem senaryo 2'de var hem senaryo 1'de var. Önemli bir soru karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki tabloda internet üzerinden yemek siparişi verilebilen bir sitede restoranlara ait lezzet ve hız puanları verilmiştir. Buna göre diyor bakın lezzet ve hız puanları bu internet sitesinin lezzet puanlarının %60'ı bak lezzet puanlarının %60'ı hız puanlarının %40'ı alınarak Toplam bir puan restorana ait puan belirlenmektedir. Yani şuraya direkt puanı belirlenmekte. Buna göre bu restoranın puanını hesaplayarak 80'in üzerinde puanı olan restoranı yazınız. Arkadaşlar burada yapacağınız işlem şu. Herhangi bir sayının yüzdeliğini almak. Ama mesela 70 sayısının %60'ını alırken ne yapacağız? 70 çarpı 60 bölü 100 diyeceğiz. E burada da sadeleştirme yaparak aslında buradan bir sıfır, buradan bir sıfır, buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. 7 ile 6'yı çarpacağız. Ne yapacağız? 42 yazacağız. Hmm, o zaman şöyle. Hocam bu tarz bir ondalıklı sayının yüzde onlu bir kısmını alıyorsak her iki tarafta da yani sıfır varsa bu iki sıfırları silerek direkt 7 ile 6'yı çarparak 42 puanını yazabiliriz. Aynı şekilde burası 60 ya. 60'ın %60'ını alırken sıfırları silip 6 kere 6 36 diyebiliriz. 90'da da sıfırları silip 9 kere 6 ne yaparız? 54 diyebiliriz. 8'de de sıfırları silip 8 kere 6 48 yazabiliriz. Yani aslında lezzet puanlarının %60'ı alınmış şekilleri bu. Bakın işlemi burada göstermiştim. Sıfırları silip sadece sayıları çarparsak. E hocam hepsinde mi geçerli? Hepsinde değil. İki tarafta da sıfır varsa bu şekilde çarpma yapabiliriz. Mesela 90 sayısının %60'ı diyor ya. Aynı şekilde 2 sıfırı sileceğimiz için 9 kere 6 54 sonucuna ulaşacak. Yani aynı işlemi yapacağız. %40'lık kısmında da yine aynı işlemi yapabiliriz. Bakın nasıl. 80 sayısının %40'ı diyor ya. Burada da sıfırları sildik. 8 kere 4 ne yaptı? 32. 9'larda 90 ile 40'ın yine sıfırlarını sildik. 9 kere 4 ne yaptı? 36. 80'e sıfırını sildik. 8 kere 4 32. 9'ların sıfırını sildik. 9 kere 4 36. Geriye bu puanları toplamak kaldı bizim için. 42 ile 32'yi toplarsak 74. Kaldı mı? Kaldı. Niye? Çünkü 80'in üzerinde puan lazım. 36 ile 36'yı topladık. 72. Bu da kaldı. 54 ile 32'yi topladık. 86 yaptı. Aha bu 80'in üstünde. O zaman C restoranı geçerli bir puan almış. Devam ettik. D restoranına baktık. 48 ile 36'yı topladık. 70, 84 yaptı. 80'in üstünde. O zaman D restoranda yine 80'in üzerinde puan alan restoranlar içerisindedir. Bakın bu şekilde yüzdelik işlemlerinde dediğim kısa yolu yaparsanız sorunun çoğunu kolay bir şekilde çözmenizi ve hatta şöyle söyleyeyim doğru bir şekilde çözmenizi sağlar. Şimdi geldik Aşağıdaki modelleri verilen temel geometrik kavramlarının sembolleri gösterimi ve okunuşlarını tablodaki boşluklara yazınız. Ben size desem ki ya bana bir sayı doğrusu çiz desem sen bana ne yaparsın? Şöyle bir artı eksili ortada sıfır sağ sola doğru bir ok işareti çizersin. Yani sağ sola doğru ok işareti olan yapı doğrudur. Baktığınızda burası... Bir doğru parçası doğru olacaktır. Doğru parçası derken doğru parçası değil. Doğru olacaktır. Gösterimi ise S ve T'yi direkt yazabilirsiniz veya S ve T'nin üst tarafına şöyle iki tarafa doğru ok işareti yapabilirsiniz devam ettiğinde ben size desem ki 1 ve 2'nin olduğu doğrunun içerisinden bir parçayı alın desem ne yaparsınız? 1 ile 2'nin baş kısımlarını yuvarlak yaparsınız ve ortaya çizgi çizip alırsınız. Yani her iki tarafı yuvarlak böyle bir doğrudan parça alındıysa burası ise doğru parçası olacaktır. Gösterim yaparken kapalı aranları Kapalı parantezle gösteriyoruz. Yani kapalı parantez P, R şeklinde yazmanız doğru olacaktır. Pardon. Arkadaşlar ben e, cevapları yanlış taraflara yazmışım. Çünkü sembol gösterimi buraymış. E, siz değiştirin ya. Şöyle yapayım. Ben şurayı çizeyim. Çünkü biri diyecek ki hocam yanlış yazdınız. Okunuşu gösterimi diyeyim. Burada bir hata almış. Devam edelim. Bir tarafa doğru ok işareti varsa bunun adı ise ışındır. Işını gösterirken yine açık ok işareti olan tarafı olduğu gibi yazarız. Diğer tarafı ise kapalı parantezde yazarız. Yani kapalı parantezin böyle bir yuvarlağın olduğu yeri kapalı parantez ile göstereceğiz. Devam ettik B kısmına. Aşağıda kareli kağıtta çizilmiş doğrulardan hangilerinin kesişen Hangilerinin paralel doğru olduklarını yazınız. Paraleller neydi? Paralel. Hiçbir şekilde birbirleriyle çakışmayan, uzunlamaya gidenler. E baktığımızda uzunlamaya giden ne var? A ile B, C ile D uzunlamaya gitmiştir. Yani A ile B paraleldir. C ile D yazabiliriz. Kesişen olarak baktığımızda ise arkadaşlar A ile B kesişmiştir. Bakın kesişmiştir. Ne ile? E, A ile B E ile F ile kesişmiştir. Yani buna kesişen diyebiliriz. Aynı şekilde şöyle kapattığında baktığınızda ise yine C ile D ile arkadaşlar E ile F yine aynı şekilde kesişen yapılar diyebiliriz. Bir de çakışık vardı. Çakışık da üst üste gelenlerdi. Şimdi geldik açılara. Dar açı, dik açı, geniş açı. Peki bunlar neydi? Aşağıdaki noktalık kağıt üzerinde 6 adet açı çizilmiştir. Bu açıların çeşitlerini yazınız diyor. Dar açı 90 dereceden küçük. Dik açı 90 derece. Geniş açı 90 dereceden büyük olan açılardır. Peki hocam biz bunu nasıl bileceğiz? Bak şimdi anlatıyorum. 90 derece dediğimiz bu şekilde dik olan açılardır. Eğer buradaki ok işareti iç tarafa doğru gidiyorsa dar açıdır. Dış tarafa doğru gidiyorsa geniş açıdır. Şimdi şekillerden bakalım. Öncelikli olarak dik açıları bir bulalım. Bak şuradaki işaret dik mi? Evet dik. Yani o zaman P, T, S açısı diktir diyebiliriz. Aynı şekilde baktığımızda bakın tam anlamıyla şuradaki açı dik mi? Evet dik. Ya hocam o üçgen gelmiş. Bak üçgene o şekilde bakma. Ben kağıdı çevireyim sana. Bak şu şekilde bakarsan nasıl diyeyim? Sen buradan bakarsan. Mesela şöyle baktığında kareleri görme. Dik bir açı mı? Evet dik bir açı. Yani burada da N-O-R açısı, açısı diktir. Hmm, bunları bulduk. Şimdi geldik. Şuradaki açıya baktığımızda f -E -D açısına dik olabilmesi için böyle olacaktı. Ama ok iç tarafa doğru daraldığı için burası dar açı olacaktır. Yani DEF dardır. Aynı şekilde baktık. Bak şu açı. Diki nasıl? Böyle değil mi? Dikten iç tarafa doğru geldiği için XYZ açısı, XYZ açısı aynı şekilde dardır. E geriye kalanlar da geniş açı. ABC işte ne var başka? KLM açıları geniş açıdır. Peki nasıl geniş? Bak dik olsaydı böyle olacaktı. Burası 90 derece. 90'dan daha fazla açıları burada var. Aynı şekilde dik olsa bura olacaktı. 90'dan daha fazla açıya sahip. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler dersi senaryo 1'in sorularının çözümüyle karşınızdayız. Sorularımıza vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuza baktık. Demiş ki çığ nedir? Açıklayınız ve oluşum nedenlerini yazınız. Arkadaşlar öncelikli olarak çığ hangi bölgelerde görülür? Ülkemizde baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde çokça karşımıza çıkan bir doğal afet olayıdır. Peki hocam burada nasıl gerçekleşiyor? Şimdi arkadaşlar çığın tanım olarak baktığımızda büyük miktarda büyük miktarda kar kütlesinin kar kütlesinin daldan daldan aşağıya Kaymasına çığ olayı denir. Yani öncelikli olarak dik bir zemin olacak ve dik zeminden büyük kar yığınının kayması gerekiyor. Yani biraz daha böyle dikey olan uzun şekildeki dağlarda görülür. Peki arkadaşlar çığ için ne söyleyebiliriz? Çığ bir doğal afettir. Açıklayınız demiş ya onun için söylüyorum. Ve Buradan yukarı taraftan kayıp gelen karın oluşumuyla oluşur. Peki oluşum için baktığımızda çığı nasıl oluşur? Aşırı kar yağışlarında aşırı kar yağışlarında taze karın taze karın yani yeni yağan karın alttaki alt taraftaki diyelim alt taraftaki kar ile ile karışmaması. Yani kaynaşmaması diyebiliriz. Yukarı tabakaya bir kar yağıyor. Aşağı tabakada başka bir kar veriyor. Bu iki kar tabakası birbirleriyle kaynaşmadığı için arkadaşlar herhangi bir ses ya da ses herhangi bir ses ya da hayvan ya da iş makinası iş makinesi çalışmasıyla birlikte arkadaşlar bu kar harekete geçiyor ve bir anda kayarak yukarı taraftan geliyor. İkinci sorumuza bakalım. Burak sosyal medya hesaplarından birinin şifresini adı ve soyadı olacak şekilde belirlemiş. Ve hesabı ele geçiren dolandırıcılar sosyal medya üzerinden Burak'ın bütün tüm tanıdıklarına mesaj göndererek onları dolandırmaya çalışmıştır. Burak kardeşimiz burada ne gibi bir hata yapmış ona bakacağız. Buna göre Burak'ın sanal ortamda sorun yaşamasının nedeni ve bu soruna karşı alınabilecek önlemleri aşağıdaki boş bırakılan yere yazınız. Sanal ortamda sorun yaşamasının nedeni. Arkadaşlar bilişim teknolojileri dersinde çokça da anlattım size. Yapmanız gereken şudur. Kişisel verilerinizi kişisel verilerinizi şifre olarak kullanmayın. Şifre olarak kullanması buranın birinci hatasıydı. İkinci olarak ise kolay kolay şifre kullanması kullanması diyebiliriz. Devam ettik geldik. Şimdi bu sorunla karşılaştığımızda ne yapacağız peki? Diyelim ki Instagram'ımız gitti, Facebook'umuz gitti, YouTube'umuz gitti. Peki burada ne yapabileceğiz? Ya da bu sorun olmaması için ne gibi önlemler alacağız? Arkadaşlar öncelikli olarak yapmanız gereken güçlü şifre kullanmalısınız. Güçlü şifre nedir? 8 karakterden fazla. 8 karakterden fazla. İçerisinde büyük, küçük harf küçük harf sayı ve sembol bulunan güçlü şifreler kullanmanız lazım. Başka yapabileceğiniz iki adımlı iki adımlı doğrulama kullanma. Bunun için de arkadaşlar iki adımlı doğrulama dediğimiz ya e-posta ile ya da SMS ile doğrulama kullanabilirsiniz. Devam ettiğimizde hesap çalınınca hesap çalınınca yasal hakkını kullanmalı. Yani gerekli mercilere başvurusunu yapmalı. Son olarak ise arkadaşlar şikayet edip hesabı şikayet edip kurtarması gerekiyor. Bunları yaptığı takdirde herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda i̇bn Sina ve Newton'la ilgili bazı bilgiler vermiş ve soruda bize şunu söylüyor. Verilen bilgilerden hareketle bu iki bilim insanının ortak özelliklerinden üçünü yazınız. Öncelikli olarak i̇bn Sina'ya baktığımızda Küçük yaşta matematik, astronomi, fizik, felsefe, kimya ve tıp gibi farklı bilimleri mercek, merak etmeye başladım. Öncelikli olarak bilim adamlarının özelliklerinden merağı burada görebilir miyiz? Evet var. Zamanımın büyük bölümünü kitap okumaya ayırdım. Öğrendiklerimi sorguladım. Bilim adamları nasıl olur? Sorgulayıcı olur. Sorgulama yaparlar ve doğruluğunu araştırdım demiş. Yani araştırma özelliğini de burada kullanmış. Araştırma. Bunun için farklı bitkileri kullanarak deneyler yapmış. Deney yapmış. Tıp alanında çalışmalara ağırlık verdim. Hastaları gözlemledim. Bilim adamlarının diğer bir özelliği de gözlem olacak. Peki bakalım Newton'da da bu tarz bilgiler var mı? Newton'a baktığımızda Newton ne demiş? Matematikçi, fizikçi, kimyacı, felsefeci ve ayrıca mucidim. Gökyüzünü ve yıldızları inceledim. İnceleme var mı? Var. Gözlemler yapma var. Kitaplar okudum ve notlar aldım. Işığın özelliklerini ve doğası üzerinde çok sayıda deney yaptım. Bir ağacın altında otururken kafama düşen elmanın neden yere düştüğünü sorguladım ve araştırmaya başladım. Yani merak, sorgulama, araştırma, deney ve gözlem yine aynı şekilde var. Elmanın yer çekimi nedeniyle düştüğünü buldum demiş. Yani bu 5 maddeyi bu soruya yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda Mustafa kardeşimiz varmış ve Konya'da yaşıyormuş. Mustafa ailesiyle birlikte Konya'nın bir köyünde yaşıyor. Geçimlerini tarımdan sağlıyorlar. Buğday yetiştiriyorlar. Mustafa'nın babası buğday ekme ve hasat etme işlemiye uğraşıyor. Mustafa'nın amcası kaliteli buğday yetiştirmesi ve buğdayın zararlı böceklerden korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması konularında kardeşine yardım ediyor. Buğday hasatından sonra ise Mustafa'nın dayısı buğdayı satıyor. Mustafa'nın ailesinin tarımla uğraşma nedenleri yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yazınız. Şimdi baktığımız zaman Mustafa nerede yaşıyordu? Konya'da yaşıyordu. Ve Konya bölgesi aslında baktığınızda bir karasal iklim bölgesidir. Karasal iklim bölgesine sahiptir. Karasal iklim bölgesine sahip olduğundan dolayı buralarda kurak ve suya ihtiyacı ihtiyacı olmayan ürünler ekiliyor. Yani dikkat ederseniz burada buğday ekilmesinin ve çiftçilik yapılmasının nedeni budur. Çünkü burası karasal bir iklimdir ve farklı faaliyetler, suyla ilgili farklı faaliyetler yapamazsınız. Karasal iklim olan bölgede yine bu tarz Konya gibi bir bölgede bakın buğday hasadından sonra dayısı buğdayı satıyor demesi de burada da önemlidir. Üretim sonrası Üretim sonrası satma işlemi de yine burada buğday üretilmesi, tarımla ulaşır, uğraşılmasının nedenleri arasında sayabiliriz. B kısmına geldiğimizde tarıma bağlı olarak Mustafa'nın babası, amcası, dayısı hangi mesleklerle uğraşıyor olabilir yazınız. Mustafa'nın babası dikkat ederseniz şurada buğday ekme ve hasat etme işlemiyle uğraştığı için babası için çiftçi diyebiliriz ekim yaptığı için. Mustafa'nın amcası kaliteli buğday yetiştirilmesi, buğdayın zararlı böceklerden korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması dediği için Mustafa'nın amcası bir ziraat mühendisi olabilir. Son olarak baktığımızda Mustafa'nın dayısı bu buğdayların satılması işlemini gördüğü için buna da tüccar, ticaret taneci, satıcı gibi ifadeler kullanabiliriz. Geldik bu senaryonun son sorusuna arkadaşlar. Buna da bakalım. Akdeniz kıyı şeridinde yer alan Antalya uzun ve sıcak geçen yaz mevsimi doğal ve tarihi güzellikleriyle turistler için cazibe merkezidir. Bu nedenle pek çok kişi turizm sektöründe çalışmak için Antalya'ya gelmektedir. Buna göre turizme bağlı olarak Antalya'da gelişmesi beklenen mesleklerden üçünü yazınız. Yani turist geliyorsa para geliyor. Turistle birlikte hangi meslek dalları gelişebilir? Öncelikli olarak gelen turistin bulunduğu ortamı iyi bilen biri tarafından gezdirilmesi lazım. Yani iyi bir rehber ya da turist rehberi olması lazım gezdirmek için. Daha sonra bu gelen insanlar belirli bir yerde kalmaları lazım. Yani otelcilik ve otel faaliyetleri, lobicilik işte ya da e, komi momi tarzında otel faaliyetleri de yani konaklama konaklama alanında yine işler oluşabilir. Daha sonra gelen insanlar yiyecek ve içecek konusunda aç kalmayacaklar. E bundan dolayı bu alanda gelişim olabilir ve son olarak ulaşım alanında da Ulaşım alanında da yine iş dallarının gelişmesi beklenilebilir. Örnek olarak mesela şoför diyebiliriz, işte garson diyebiliriz, şef diyebiliriz, işte otel için müdür diyebiliriz ya da işte kat görevlisi, turist rehberi gibi örnekler verebiliriz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe senaryo 1'in örnek sorularının çözümüyle karşınızdayız. Hadi vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Baktık birinci sorumuza diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını yazınız. E bakalım Ozan'ın biri alır sazı eline, yaslanır bir ardıç ağacının gövdesine. Şimdi ardıç ağacının gövdesi dediğinde bu gövde kısmı nereye? Şuradaki görmüş olduğunuz ortak kısım. Yani aslında gövde için biz ne diyebiliriz? Ağacın, ağacın, ağaç ve bitkilerin diyelim ya bitki de yine olabilir bitkilerin dallarından dallarının dışındaki dışındaki ana alana biz ne deriz gövde deriz. Yani dalları, yaprakları, bitkileri çıkar ağacın ana merkezi, insanın omurgası gibi olan kısma gövde denir. Devam ettiğimizde hem çalar hem de başlar keklik gibi ötmeye. Çalar. Bak ilk başta ne demişti? Ozan demiş sazı eline aldı. Yani bir müzik aletini böyle tıngırtıkı mıngırtıkı çalması lazım. Yani çalgı ile çalgı ile müzika parçasını müzik parçasını seslendirmeli. Yani sesini çıkarmalı. Devam ettik. Çevrede ne kadar keklik varsa toplanır ozanın başına. Kimi sazına konar, kimi omuzuna tüner. Bakın konar kelimesi. Konar nedir? Bir hayvanın uçan bir hayvan ya da uçan bir hayvan olmaya da bilir. Mesela uçak da bir uçaktır. Yani uçakta bir uçaktır. Çok güzel bir cümle oldu. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Uçak da havada duran bir araçtır arkadaşlar. Bundan dolayı havadan yere inme olayına konma denir. Yani bir yere inme bir yere inme anlamı vardır kimi öter figürler kimi öter ya şuradaymış kimi öter kimi seke seke yürür. Silifke'nin keklik oyunu bu şekilde oluşmuştur. Kaşık sesleri kekliğin ötüşleri, kıvrak figürler kekliğin seke seke yürüyüşünü gösterir demiş. Zaten ilk sorumuzu bitirmiş olduk. Geldi ikinci sorumuza. Bu metindeki eş sesli kelimelerden birini bulunuz. Bulduğunuz kelimeyi metindeki anlamının dışında olacak şekilde cümle içinde kullanınız. Eş sesli kelimeler nelerdir? Eş sesli kelimelerin yazılışları aynı, yazılış aynı, anlam farklıdır. Peki mesela ne örnek verebiliriz? İşte deriz ki yaş kelimesi deriz ıslaklık anlamı vardır. Yaş kelimesi deriz. Mesela benim yaşım 30 der gibi normal insanın yaşından bahseder. Peki metin içerisindeki bu kelimelere gelin birlikte hep beraber bulalım. Dedemin dedesi 100 sene önce gelmiş bu köye. 100. 100 hangi anlam ifade eder? Bir insan yüzü, insan siması ikincisi olarak da sayı anlamını ifade eder. Devam ettiğimizde burayı yurt tutulmuş kendine ve ailesine, biz de her yaz dedemleri ziyaret etmek için gideriz. Gitmişken oradaki arkadaşlarımla çaya girerim. Ahanda çay. Bak şimdi çayın iki anlamı var. Bir dere su anlamı var. Bir de bizim içecek olan bize çay verersen dediğimiz çay anlamı vardır. Devam ettiğimizde arkadaşlar hep birlikte hayvanlarla oynarız demiş. Dedemin kuzularıyla oynamayı çok severim. Kısacası sadece tatillerde gidebilsem de dedemin köyünde olmak beni çok mutlu eder. Ben dediğimizde ise arkadaşlar bir kişi olarak ben vardır. Bir de sivilceye benzer sivilceye benzer binzir siyah leke diyebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle elimizde falan olan benler var ya ikinci anlamda budur. Şimdi bunları yazdık. Bize ne demişti? Bununla ilgili bir cümle yazın demiştim. Peki ben şunun için söyleyeyim. Çay için bir cümle yazayım. Hani burada dere anlamında kullanıldı ya ben de içecek anlamında kullanayım. Şu anda ee, orucum arkadaşlar ee, yaklaşık 40 dakika 45 dakika falan kaldı. Zaten cümleleri okurken ki aradaki kopukluğu da fark etmişsinizdir. Burada çay için şöyle söyleyeceğim. Yaklaşık bir saat sonra yapacağım yemeği yedikten sonra iftar sonrası bir bardak çay Veresen <laughs> Verir misin diye söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle misin ayrı şeklinde olacak. Verir misin şeklinde cümlemizi yapalım. İftar sonrası bize çay veresen şeklinde cümlemizi tamamlamış olduk. Geldi üçüncü sorumuza. Baktık üçüncü sorumuza. Didik gene metin metin metin. Türkçe sınavınız varsa bol bol metin okumaya hazır olun. İlk başta sorumuzu okuyalım. Parçada demiş. Söze edilen çiftçinin bu olaydan çıkarması gereken ders nedir? Yazınız. Bir çiftçi kendine ekecek bir saha açmak için tarlasındaki ayrık otlarını temizliyormuş. Bu ayrık otlarından biri arazinin eğiminden olsa gerek çok bakımlı bir tarlanın içine düşmüş. Çiftçi de bunu önemsemeyip daha sonra ilgilenelim diye düşünmüş. Bir süre sonra tarlanın her tarafında ayrık otlarıyla dolmuş işçi tutarak tarlasının otlarından temizletmek zorunda kalmış. Yani bir güçcücük ayrık otunu almazsan binlerce işçi tutarsın tarlanı temizletirsin. Burada bize vermek istediğim mesaj nedir? Bak hemen şöyleyim. Bu Bunun...